Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece Yusuf Kenan Çalık ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melike. Nasılsınız, iyi misiniz? Bütün günü beraber geçirmiş ikili olarak. Evet, yaklaşık 6 saatte zaten beraberiz. Yahoo! Nasıl olacak acaba? Bütün konuları konuşmuşsunuzdur şimdi. Buraya bir şey kalmadı mı yoksa? Yok yok. Yok, çok var. Çok var. Hiç sıkıntı yok. Son dakika haberleri. Evet, update ettiğimiz haberler var. İyi, evet. Süper. Süper. Çünkü çok yoğun, hareketli bir gün geride bırakıyoruz. Günün son saatindeyiz. Yeni günün iki saati yine birlikteyiz. Neyle başlayacağız? Tabii ki Aziz Yıldırım'la başlayacağız. Fenerbahçe'nin eski başkanı basın toplantısı düzenledi. Çok çarpıcı, önemli açıklamaları var. Satır başlarına şöyle bir göz atalım. Evet, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında açıklamalarından öne çıkanları paylaştık sizlerle. Son sayfa etiketine yorumlarınızı yazabilirsiniz siz de. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben stüdyodaki konuklarıma döneceğim. Onların yaptıkları çıkarımları merak ediyorum. Bundan sonrasında ne olur? Nasıl okuyorsunuz Aziz Yıldırım'ın ifadelerini diye. Yusuf Kenan, seninle başlayalım. Dikkatimi çeken birkaç ifadesi oldu Sayın Başkan'ın. Öncelikle kimse aday değilse merak etmesinler. Ben aday olurum dedi. Bu gelecek seçimlerde eğer belirli kalibrelerde aday çıkmazsa Aziz Yıldırım'ın aday olacağını işaret eder. Yani eğer şimdi bir seçim olursa aday olacağını düşünmüyorum açıkçası. O da sonrasında tekrar netleştirdi bu konuyu. Güven oyu meselesi Beşiktaş maçı sonrasında dile getirmeye çalışmıştım. Aziz Bey de dile getirdi. Bence evet, Fenerbahçe yönetiminin sportif başarısızlığı nedeniyle bu sezon bittiği andan itibaren, hatta bence Beşiktaş maçı sonrasında yapılması gerekirdi, alınması gerekirdi bu kararın, ama kupa, lig halen yarış devam ettiği için alınmamasını da normal karşılıyorum. Yönetimin bir güven oyu alması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir aday çıkmasa da bir kongre yapılması ve yönetimin kongreye farklı bir yönetimle, Ali Bey'in farklı bir yönetimle, biraz daha güçlü bir yönetimle gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Aziz Bey'in dönemindeki yönetimlere, özellikle 2008-2009 arasındaki yönetimlere bakacak olursak TÜSİAD gibiydi. Yani hem mali varlık açısından, hem iş insanlığı kariyeri açısından, hem Türkiye'deki etki alanı açısından Türkiye'nin en etkili iş insanlarından seçilmiş bir yönetim kurulu vardı ve birçok mevzu, işte mali konularda özellikle, absorbe ediliyordu, hemen çözülebiliyordu. Yani açık ve net söyleyeyim, başarısızlıklar, sportif başarısızlıklar üzerinde tartışabiliriz ama 2000-2010 arası başkanlık dönemi bence Aziz Bey'in başarılı bir başkanlık dönemiydi. Etki alanı çok yüksekti ve Fenerbahçe'yi mali anlamda da çok iyi bir yere getirdiği kanısındayım. Hani bunu belki tarafgirlik olarak görebilirsiniz bazı noktalarda, ama değişmeyen bazı gerçekler de var. İlk televizyon kanalını kuran kulüp Fenerbahçe oldu. Evet. Bu konularda önce oldu. Kart, taraftar kart projesi yine öncüydü. Feneryum, Mustafa Koç'un da çok büyük bir etkisi var, rahmetli Mustafa Koç'un da. Feneryum ve kendi ürününü satma, kendi ürününü üretme, hatta kendi formasını üretme meselelerinde önce oldu. Birçok konuda Fenerbahçe pazarlama ve kulüp pazarlaması konusunda öncülük etti bu yıllar arasında ve doğru, piyasa değeri çok yükseldi, önemli bir konuma doğru gelmişti. Ama sonrasındaki başarısızlıkları kendisi de kabul ediyor zaten söylediğinde. İşte 4 sene şampiyon olamadık vesaire. Tabii ondan önceki süreçten, 3 Temmuz sürecinden de bahsediyor. Haklı yanları da var, haksız yanları da var başkanın açıklamalarında, ama iki söylemi bence çok kıymetli. Birincisi, ben aday olurum. Kimse aday değilse ben adayım. Yani evet. Fenerbahçe camiasında başkansızlık olmaz. Bunu defalarca vurguladı. İkincisi de şu. İşte mali konular çok fazla toplantılarda rakamlar telaffuz edilince konsantrasyon kaybı oluyor. Bence toplantının en az can alıcı yanı da oydu. Evet. Ama şunu söyledi. Bütün gayrimenkulleri benim verdiğim fiyatlardan çıkartın. Alıcı olmazsa ben satın alacağım dedi. Bu iki söylem önemli söylem. Çok önemli. Yani verdiği rakamlar da razı rakamlar değil. O yüzden o rakamlardan satın alınması ciddi bir mali efor gösteriyor. Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın gereksiz olduğunu ben birkaç kez dile getirmeye çalışmıştım. Tabii benim yankımla Aziz Bey'in yankısı arasında ciddi fark var. O da söyledi. Ben de düşündüğümü tekrarlayayım. Kulüpler Birliği Başkanlığı Fenerbahçe'ye ya da Ali Koç'a herhangi bir faydası olan bir görev değil. Bence Ali Bey'in
acilen bu başkanlıktan istifa etmesi gerekiyor. Ve bunu defaatle söyledim bu sezon. Bu kez de tekrarlıyorum. Yani şimdi Aziz Bey söylediği için tersine bir inatlaşma var çünkü o ikili arasında. Tersine devam etme yönüne gidebilir ama Fenerbahçe için harcayacağı mesaiyi Kulüpler Birliği'nin harcamasının pek bir manası yok açıkçası. Çünkü bunun geri dönüşünü de alamıyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçeliler başka takımların ürünlerinin kendi mağazalarında satılmasından rahatsızlar. Bu çok centilmence yapılan bir teklif Fenerbahçe tarafından. Çünkü diyorlar ki biz statlarına gittiğimizde bize küfür ediyorlar. Biz onların ürünlerini satıyoruz, onlara kolaylık sağlıyoruz diye. Şimdi bu büyüklükleri yapmak için öncelikle sportif başarıyı elde etmek lazım. Çünkü camiayı ikna etmek gerekiyor. Yaptığı eleştirilerde haklı ama aynı eleştirileri 2018'de Aziz Bey'e Ali Bey yapıyordu. Yani biraz yer değiştirmiş oldular. Basın toplantısı çok etkili bir basın toplantısı oldu mu? Bence bazı söylemleri etkiliydi. Biraz uzun kaçtı. Kaldı ki bu basın toplantısı kısa sürede organize edildi. Normal koşullarda söylemişti Habertürk'te bir yayına çıkacağını. Evet, yayına çıkacaktı. Ama halen dile getiriyorum. Geçen gün belki yanlış anlaşılmış olabilirim. Camia kavramı benim için çok farklı bir kavram. Tüm unsurlarıyla birlik olabilen bir kavramdan bahsediyoruz. Fenerbahçe tüm unsurlarıyla birlik olabilen bir camia değil. Uzun zamandır değil. Çok belki de Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Birçok branşta şampiyonluğa mücadele veriyor. Birçok branşta olimpik sporcu, milli sporcu çıkartıyor. Bunun hiç tartışmasını yapmak dahi saçma olur. Ancak diğer tarafta camia olmak, yani yönetimiyle, eski yöneticisiyle, eski futbolcusu, teknik direktörü, önemli fikir önderleriyle bir bütün olarak bazı meselelerin üzerine gitmek Fenerbahçe camiasında maalesef uzun zamandır yapılmıyor. O yüzden eğer Fenerbahçe topyekün bir mücadele vermek istiyorsa bazı konularda bu isimlerin, işte Aziz Bey'in, işte Ali Bey'in, Ali Şen'in, hatta Aziz Bey'in zikrettiği Ferit Şahenk'in, Murat Ülker'in bir masada oturup bazı konular üzerinde uzlaşı sağlamaları gerekiyor. Anlıyorum kırgınlıklar var, anlıyorum Sayın Başkan yapılan hareketler, işte kemer çekme hareketinden bahsediyor. İşte Ali Koç dedi ki ben dalga geçmiyorum, o dedi ki ben inanmıyorum, tamam. Ama bunların hepsi, bu konuşulan mevzuların hepsi Fenerbahçe'den daha az önemli. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın da, Ali Koç'un da veya diğer insanların da, işte Murat Ülker'in açıklaması var. Yarım milyar dolar para verdim ben Fenerbahçe'ye diyor son 20 yılda. Bu paralar çok büyük paralar. Bunların hepsi, bu insanların hepsi için Fenerbahçe bu meselelerden daha önemli. Çözülmeyecek meseleler de değil. Eğer en önemlisi Fenerbahçe ise, gerçekten söylüyorum bunu, bütün efsaneleriyle, bütün iş insanlarıyla, futbolcularıyla, o zaman bir ortak nokta bulup o ortak nokta üzerinden devam edilmeli. Yoksa bu açıklamalar, işte Ali Bey'in cevap vermesi, Aziz Bey'in başka açıklama yapması, işte kongreye gidersek şöyle olur, kongrede kendilerini koruyamadılar. Fenerbahçe'ye yakışan durumlar değil. Fenerbahçe, hep herkes bahsediyor, işte Üstad İslam Çupi'nin cümlesi sık sık söyleniyor. Biraz da şeyinden, anlamından çıkartılarak söyleniyor. Şampiyonluk gelmeyince söylenen bir şey. Ama hani bir büyüklük varsa ve bir büyük camia olgusu söz konusuysa, bu büyük camia maalesef bu küçük tartışmalardan da arındırılmalı. Geçen anlatmaya çalışmıştım. Küçük zaferler, intikamlar Fenerbahçe'yi zedelememeli. Gerek yok. Bu insanlar çok emek verdiler. Aziz Bey, işte geçen gün Aykut Kocaman'dan bahsettim. Müjdat Yetkiner. Müjdat Yetkiner Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla en çok maça çıkan futbolcu. Çok değerli bir unvandan bahsediyoruz. Önemli başarılar elde etmiş. Aykut Kocaman en çok gol atan futbolcu. Fenerbahçe efsaneleri arasında yer alıyor. Tartışmasız futbolcu olarak da, teknik direktör olarak da bu mertebeye ulaşmış. Evet. Aziz Yıldırım bence Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en etkili başkanlarından. İyi kötü meselesine girmiyorum çünkü çok göreceli bir kavram. Bazıları hiç sevmiyordur, çok kötüler. Bazıları çok seviyordur, çok iyiler. Ama etkili olarak en etkili başkan olabilir. Şimdi bu insanlar eleştirirken doğruluk payları vardır elbette söylediklerinde. Ama eleştirirken aynı zamanda şunu da unutmamak gerekiyor. Eleştirdiğiniz kişi de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı. İstifa etmiş ve Ali Koç olarak eleştirmiyorsunuz. Şu an Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak eleştiriyorsunuz. Bu bağlamda eleştirinizi makama yapıyorsunuz, kişiye yapmıyorsunuz. Makama yaptığınız takdirde kulüp zarar görüyor. Kişiye yaptığınız takdirde kendi
iç hesaplaşmanız olur. O nedenle söylüyorum, ben de çok eleştiriyorum. Eleştirilmesi gerekiyor. Ali Bey son 5 yılda sportif anlamda başarısız bir kulüp yönetimi sergilemiştir. Maalesef durum bu. Daha iyisi olmasını isterdi, o da isterdi. Hepimiz, bütün Fenerbahçeliler isterdi diye düşünüyorum. Ancak bu eleştirileri yaparken eğer sözünüz hep şuysa, işte Aziz Bey de toplantıyı öyle bitirdi işte. Her şeyden önce Fenerbahçe gelir. İşte dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Bu sözler güzel ama bunları uygulamaya da koymak gerekiyor. Eğer dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyorsanız, o zaman önce Fenerbahçe'nin işlerini bir halledelim, sorunlarını çözelim. Sonra kendi aramızda hesaplaşırız. Sorun değil yani, kimse bir yere kaçmıyor. Devam edeceğiz. Şimdi ben böyle sana anlatırken biraz izleyicilerimizin yorumlarına da baktım. Onları da okuyacağım. Mehmet Özcan neler söyleyecek ama merak ediyorum. Yusuf Kenan çok güzel özetledi. Ben ek olarak şunu yapayım. Her yönetim, bu Galatasaray Beşiktaş için de geçerli. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, rahmetli Başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, o rakamlar. Doğal olarak her yönetim kendi menfaati doğrultusunda o rakamları yorumluyor ama Aziz Başkan'ın toplantının başlangıcındaki detayları önemli. Evet, Fenerbahçe'nin borcu var. Her kulübün borcu var ama Aziz Başkan o borcu yaratırken de tekrarlayalım. Ben de orada maç izlediğim zaman çok etkilendim. Basketbol salonu çok modern bir tesis. Şimdi stadı şu an Türkiye'nin en iyi stadı diyemem. Fenerbahçe stadı. Bence Galatasaray stadı ama Galatasaray stadını 2011'de açtı. Fenerbahçe 2001'de, yani arada bir 10 yıllıkta teknoloji farkı var diyebiliriz. Ona rağmen yine modern bir stat diyebiliriz. Üstüne topuk yaylası ve derazı samandıra taşıması var. Yani Fenerbahçe borçlanırken de Aziz Yıldırım dili döndüğünce aslında kulübe kazandırdığı tesisleri de anlattı. Artı ben şöyle yorumlarım. İyi başkan, kötü başkandan ziyade Fenerbahçe için bir liderdi. Fenerbahçe için sonuçta hapiste yattı bakarsak. Bunlar hani kolay göze alınacak şeyler değil. Evet, benim açımdan negatif şöyle eleştiririm. Futbolda bir nefret tohumları diyorsak orada Yıldırım'ın o sürece ister istemez olumsuz anlamda çok oldu. Sirvi dili vesaire. Sport başarı anlamında bence çok başarısız değil. Şunu herkes unutuyor. Aziz Yıldırım 1998'in Şubat'ında devraldı ve 1996'nın Temmuz'unda Fatih Terim'le başlayan bir Galatasaray vardı. Yani o hegemonyayı zaten yıkmanız kolay değildi. En başarılı Galatasaray'la mücadele etmek zorunda kaldığı için şampiyonluk sayısında geri kaldı ve 3 tane son hafta kaybetti, şampiyonluk var. Ben futbolda da sportif anlamda çok başarısız görmüyorum. İyi kötü Fenerbahçe'nin Aragonese ve Laurent'lı sezonları dışında ya 1 ya 2. Evet. Bu çok önemli. Hep yarıştırdı Fenerbahçe'yi bakarsak ve Fenerbahçe'yi bir spor kulübü haline getirdi. Yani ben şöyle çok saygı duyuyorum. Bunu hatta Galatasaray, Beşiktaşlar'da alınabilir şu anlamda. Hangi, ben mesela şunu kabul etmiyorum. Yani açık söyleyeyim bir Galatasaraylı olarak. Galatasaray basketbolda, voleybolda isim alıyorsa şampiyon olacak. Hı hı. Yoksa Galatasaray olsun, 10. olsun. Anlatabildim mi? Fenerbahçe hepsinde Acı Badem'le oldu, voleybolda Avrupa şampiyonu oldu. Ülker'le oldu, baskette şampiyonluklar geldi yani. Bütün o sponsorlukların sportif anlamda karşılığını aldı amatör branşlarda. Olimpiyatlara da olimpik sporcu gönderme de Fenerbahçe bayağı fark yaratmıştı, öyle kalmış aklımda. Burada Aziz Yıldırım'ın bence önemli etkisi oldu. Spor kulübü haline getirmekte Fenerbahçe'yi. Peki biraz izleyicilerimiz neler düşünüyor ona bakalım. Emre Kocabaş yazmış, bir Galatasaray taraftarı olarak diyor, Aziz Yıldırım geri gelmelidir. Çünkü Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe'nin gelişmesi için çalışmıştır ve amatör sporlar olsa da Fenerbahçe her zaman bir bakıma gelişmiştir. Aslında senin söylediğinle paralel bir şey söylüyor Mehmet. Ama Ali Koç geldiğinden beri ortada hiçbir gelişme yok yorumunu yapmış. Yani şimdi Ali Koç döneminde hiç olumlu bir şey yok da, hiçbir gelişme yok da bana biraz ağır bir eleştiri gibi geliyor. Ama tabii futbolda... Hiçbir gelişme yok diyemeyiz. Kadınlar da Euroligi kazandı finalde. Türkiye Kupası'nı kazandı bu sezon erkek futbolda. Erkek basketbolda geriye gidiş var ama. Kenan, erkek basketbolda var. Anadolu Efes bu sene şampiyon oldu. Efes'in kadrosu en son senelerin düşük profilli kadrosuydu. Var. Ki o hani hakem tartışmasının yanında Koç İtudis'i de ciddi anlamda eksi hanesine yazacak serilerden bir tanesi. Öyle ya da böyle Obruda 3'ü kaybettin. Evet, işte ona gelecektim. Şimdi Aziz Bey'in döneminde evet bazı kayıplar oldu. Bu kayıpların çoğu Fenerbahçe Başkanı'nın kendi istekleri doğrultusunda oldu. Hani Zico örneğini verelim. Artık çokça anlatıldığı için hikaye.
Zico'nun akrabası kardeşiyle yaşanan sorun sonrasında Zico'nun gitmesi Aziz Bey'in tercihiydi. İstese tutabilirdi. Bu kriz yaşanmasaydı belki tutabilirdi. Benim tarihte yani bu yıldızlar veya önemli isimler arasında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde ben gideceğim beni tutamazsınız diyebilen tek isim hatırlıyorum. O da Nikola Anelka. Anelka ben gideceğim dedi ve gitti. Tutma ihtimali yok. Diğerleri için hepsi için neredeyse Aziz Yıldırım isteseydi eğer iyi anlaşsaydı eğer kötü bir şey görmemiş olsaydı eğer kapris yapmasaydı eğer yanlış karar vermeseydi. Bunu hani yine söylüyorum bunlar göreceli kavramlar. Bana göre birçok hatası vardır bazı tercihlerde. Tutabilirdi. Bugün aynı şey geçerli mi ondan pek emin değilim. Arda Güler meselesi mesela çokça tartışılıyor. Arda Güler meselesini konuşurken etraflıca Fenerbahçe camiasındaki etkili, önemli, haber alan kişilerle bazı soru işaretleri doğmaya devam ediyor. Ve hala o soru işaretlerine cevap da bulabilmiş değilim mesela. Ali Bey'e şunu sormak isterim Arda konusunda. Arda'yı tut dedi ya Sayın Başkan. Evet. Sayın Başkan, Arda Güler'le sözleşme imzalanacakken yaklaşık 1,5-2 yıl önce herhangi bir oynatma dakika işte süre mevzusu yokken, herhangi bir serbest kalma maddesi yokken, normal bir sözleşme imzalanacakken kim gitti de önce Arda'nın temsilcilerine ve ailesine bu fikri sundu ve kabul ettirdi? Ve aynı kişi gelip size aynı fikri kabul ettirdi ve sözleşmenin ancak böyle imzalanabileceğini, böyle bir anlaşma zemini bulunabileceğini ortaya attı. Bunu merak ediyorum. Bunun merakıyla birlikte bu kişi kulübün içinde görevli miydi? Eğer görevliyse halen görevli mi? Arda Güler'in çok tartışılan, bugün 17,5 milyon euro ama eğer Jorge Jesus oynatmasaydı ya da farklı durumlar olsaydı belki 5 milyon euroya gidebileceği bir ortamın hazırlanmasındaki müsebbip belki Ali Bey gibi görülüyor. İmzayı çünkü o attı. Ancak sizi buna ikna eden ve Arda ve ailesini buna ikna eden, bu fikri ortaya atan, bu fikri önce Arda tarafını ikna edip sonra size sunan kişi ya da kişiler kimler? Bunlar kulüpte görevli miydi? Ve görevlilerse o dönemki görevleri bugün devam ediyor mu? Yani, bunu sormak isterim. Bu tabii bütün aslında Fenerbahçelilerin sormak isteyeceği bir soru. Çünkü Arda'nın geldiği noktada çok düşük geliyor o çıkış maddesi. Bir de tabii senin söylediğin gibi son anda o maç sayısı artarak bu noktaya 17,5 milyon euroya geliyor. Yoksa daha da az olacaktı. O yüzden mesela Beşiktaş'ta yaşandı bu geçen sezon. Emirhan İlkan'da yaşandı. Doğru. Rıdvan Yılmaz'da yaşandı aslında daha çok. Onun da sözleşmesi yenilenmemişti. Eleştirildi, çok eleştirildi. Bir de Fenerbahçe en kötü gittiği dönemde bile Kim Min-jae'yi saymıyorum. Elif Elmas ve Vedat Muriç'leri çok çok iyi rakamlara sattı. Evet, evet. Bu da ister istemez etkiliyor. Yani Arda için bir 20'lerin çok üstüne çıkmalı. 25 ya, diyebiliriz. Potansiyel olarak Arda Güler potansiyelindeki bir oyuncunun ortalama bir ligdeki çıkış maddesinin 17,5 olması biraz üzücü tabii ki. Hani bunlar şartları, bu şartlar oluşmuş olabilir. Ali Bey bu şartlara karşı kalmış da olabilir. Ki yani, kaldığına inanıyorum. Tek koşul evet imza yani, bu için şekilde. Bu olmuş hatta olabilir. Hatta geçen gün 18 yaşında serbest kalıyorsun. Evet, geçen gün hatırlarsan şunu söylemiştim. Bazı bu sözleşmelerle çok aşina olan kişiler bu sözleşmenin ancak böyle imzalanabileceğini anlatmışlardı evet, demiştim. Evet. Şimdi soruyu bir kez daha soruyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bu yetenekle ki Ali Bey çok efor sarf etti. Gençler Birliği'nden getirirken, ailesinin rahat etmesini sağlarken, Arda'nın değer kazanmasını, Arda'nın el üstünde tutulmasını sağlarken. Çünkü eleştiriyi yaparken hakkı da teslim etmek lazım. Bence Ali Bey Arda Güler'in bugüne gelmesindeki en önemli etkenlerden birisi. İsterse şunu da yapabilirdi. Uzatmıyor musun? 2 yıl otur kenarda kariyerini bitiririm. Yapabilirdi. Normal koşullarda yapılabilecek bir şeydi. Ama iyi niyetli davrandı. Sözleşme bu mu? Siz bu maddeleri mi istiyorsunuz? Tamam buna göre imzalayalım. Bir ek daha yapalım. Gençler Birliği'nden ara transfer döneminde o pay da alındı. Evet, evet. O pay da satın alındı. Değil mi? Evet, %100'ü. 3 milyon euro mu verildi? 2 milyon euro mu? Sonuçta verildi. Hamlem nedir? Yani bu bağlamda yapıldı. Arda'yı ben sadece merak ediyorum. Arda'yı konuşmaya devam edeceğiz. Haberimiz var. Son durum ne? Arda Güler'in olası transferi durumu ne? Bir haberimizde bakalım. Sonra sizlerin de yorumlarıyla birlikte konuşmaya devam edelim. Gitmeye daha yakın. Onu biliyoruz artık. Şimdi biraz o
17,5 milyon euro yükseltilebilir mi? Ozan Kabak Galatasaray'da olan mesele gibi olabilir mi? Biraz o belki değişebilir ama ağırlık biraz daha terazide Arda Güler gidecek yönünde. Seninle başlayalım. Geçtiğimiz gün konuştuğumuz konunun ilerlemesi belki başka tekliflerin gelmesi yönünde olmuş olabilir. Arda Güler'in kalma ihtimali düşük gibi görünüyor. En azından yapılan görüşmelerde net bir şekilde kalacağız ifadesi kullanılmamış. Net bir şekilde gideceğiz ifadesi de kullanılmadığı gibi. Onu da not düşeyim. Ancak durum şu. Fenerbahçe'nin şu an elindeki en gerçekçi senaryo Arda Güler'in bonservisiyle birlikte gitmesi ancak bir yıl kiralanması. Ben Arda'nın yeni bir sözleşme imza atıp 2-3 yıl burada kalma ihtimalinin gerçekten çok cılız olduğu kanısındayım. Peki kulüp, yani onun bonservisini alan kulüp bunu kabul edecek mi? Yani kulüpten kulübe değişir. Sunacağınız projeye göre değişir. Lazım. Şimdi Arda Güler'i alıp işte biz kiralayacağız deyip geçen sezonki gibi kullanacaksanız kiralayan kulüp de bundan memnun kalmaz. O yüzden Arda Güler'in hakkını vererek kullanılması gerekiyor. Gelen teknik direktör ki ilerleyen dakikalarda o meseleyi de konuşuruz kuşkusuz. Arda Güler meselesinde durum şu. 17,5 milyon euro olmaz. Net olarak söylüyorum. Hani bunu bürüt mü şöyle mi böyle. Net olarak 20-22 milyon euro arasında bir bonservisle ben gitmesini bekliyorum. En azından. En azından bu görüşmelerin yapılmasının sebebi de bu. Çünkü olay şudur. Yani serbest kalma maddesi varken bir oyuncunun bu pazarlıkları yapmaya ihtiyacı da yok. Sözleşmesi var bir tarafta. Kulübüyle devam etmek evet. istiyorsa zaten devam eder. Diğer tarafta serbest kalma maddesi var. Herhangi bir kulüp ki onun da aklına yatan bir kulüp olursa gelir yatırır 17,5 milyon euroyu. Fenerbahçe kulübü yetkilileri de hiçbir şey yapamaz. Eğer ortada bir görüşme varsa mantıken bu görüşme bu bonservis bedelinin revize edilmesi görüşmesidir. Başka bir görüşme olamaz. Yani çok mantıksız olur. O nedenle ben Arda'nın kalma ihtimalinin maalesef düşük olduğu kanısındayım. Gönlüm ister ki kalsın. Bu formayla şampiyonluk yaşasın Türkiye'de. Önemli başarılar elde etsin. Bunlar farklı konular. Taraftar gözüyle bakmıyorum. Bir profesyonel gözüyle bakmaya çalışıyorum. Onun yerine koymaya çalışıyorum kendimi. Onun da çok haklı yanları var. Şimdi sosyal medyada biraz rüzgar ters yöne doğru esmeye başladı. Büyük camialarda işler uzarsa, sürüncemede kalırsa büyük sorun haline gelir. O yüzden Aziz Bey'e bağlayacağım burada. Sürüncemede kalmamasının en büyük sebeplerinden birisi yöneticinin karar verme kabiliyeti. Eğer karar verme kabiliyetiniz yoksa, sürekli birinden etkileniyorsanız, Arda gitsin, yok kalsın, kalsın mı, sözleşmeyi mi uzatalım, kimle konuşalım, sürekli birilerine danışıyorsanız, o zaman yöneticilik yapmıyorsunuzdur. Çünkü yönetici karar veren kişidir. Ona göre de sorumluluk taşır, ona göre de hesabını verir. Artı ya da eksi yönde. Ama benim gördüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü'nde maalesef karar verme yetisiyle ilgili bir noksanlık olduğu. Bunu teknik direktör meselesinde de evet, konuşalım. Onu da konuşacağız. Arda meselesinde de konuşalım. Bir karar verilmesi lazım. Yoksa eğer karar verilmezse bu süreç uzamaya devam ederse Arda kalsa dahi bu süreç futbolcuyu yıpratacak bir noktaya gelecek. Çünkü yarın öbür gün Arda'nın form grafiği düşer. Kaldığını varsayalım en iyi senaryoda. Arda da kötü oynadı gelecek sezonu. Aklın başka yerde. Zaten gitmek istiyordun. Fenerbahçe'ye kafanı vermeyeceksen niye kaldın gibi eleştiriler de kapıda. Onu da söyleyeyim. O yüzden bu süreç ne kadar uzarsa iki tarafa da o kadar zarar verecek. Haberler şu çok önemli. Bir yıl daha kiralayalım. Yani Real Madrid site ayarında bir takımda gerçekçi olalım. Arda ilk 11 çıkamaz şu an. O süreç ister. O süreci de bir yıl Fenerbahçe kiralık artık bunlar dile getiriliyorsa zaten oyuncunun kalma olasılığını ya da bonservisini Fenerbahçe'de 17,5 milyon euro çok net bir rakam. Avrupa'daki bir kulüp çok rahat bunu finanse edebilir. Arda için yani süreç sanki bonservis en azından 17,5 milyon euroluk opsiyon kullanılacak gibi görüyorum ben. Ozan Kabak hikayesi de çıkabilir. 7,5 yerine 11 milyon euro Galatasaray'ın çok karlı bir anlaşma olmuştu. Arda için 17,5 milyon euro yerine 20 milyon euro'nun üstü bir bonservis artı bir yıl daha kiralık. Ben kendi gelişim açısından Fenerbahçe'nin bir sene daha 10 numarası olup o şampiyonluğa, o yarışın içinde olması bence kariyerini olumlu etkileyecek. Şunu hatırlatalım. Arda 2 sezondur Nisan ve Mayıs aylarında oynuyor yani. Biraz daha rakiplerin temposu düşmeye başladığında aslında bu anlamda doğru da kullanıldı. Özellikle İsmail Kartal döneminde.
Jesus'un oyun sistemi biraz sıkıntılı. Zayas da hiç kullanmadı bakarsak. Arda için kariyer açısından ben evet Türkiye'den Türkiye'nin çok olumlu etkilemiyor ama Fenerbahçe gibi takımın 10 numarası olmak da ki Zeko transferi de gerçekleşti. Şimdi daha marka bir 9 numara diye bir sırt dönük oynamaya çok hakim. Yanda Kent olacak. Hani bir kadro da değişiyor. Orada Jesus'un sistemi çok da Arda'yı yıldız yapacak sistem değildi bence. O sistem Valencia Batshuayi çalışan çift forvet bir sistemdi. Şimdi yeni gelecek teknik adam 4-2-3-1 sisteminde Arda'yı kullanırsa çok daha başka bir Arda izleriz. Milli takımda da gördük bu arada. Yani Arda için 11 çıktı Letonya maçıyla sonradan oyuna dahil olduğu Galler maçındaki performansı da farklı. Daha var Arda için evet. Çok özel bir yetenek ama muhakkak çok iyi takımlarda göreceğiz. Sadece süreç Fenerbahçe'nin de bir an önce bu işi bitirmesi gerek olumlu ya da olumsuz. Biraz izleyici yorumlarıyla devam edelim. Teknik direktör konusunda konuşacağız tabii ki. İzleyicimiz Mazlum Bey yazmış. İyi yayınlar. Edin Dzeko'nun başarılı olabilmesi için yanındaki oyuncuları iyi transfer edilmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Sizce demiş, soru işareti koymuş. Onur Bey yazmış. Arda Güler'in kesinlikle Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Kişisel gelişim, taktik, teknik açıdan son derece iyi gelişeceğini düşünüyorum. Ve ilk zamandan beri söylüyorum. Arda bence bir Alex olmayabilir. Ancak defansif anlamda gelişirse dünya çapında bir 8 numara olur yorumunu yapmış. Şimdi hem Edin Dzeko artı kimler olabilir hem de izleyicimizin Arda Güler yorumuyla ilgili düşüncelerinizi sorayım. Sonra da teknik direktör konusuna geçelim. Su Kenan. Edin Dzeko'nun kendi bir önerisi var. Kolasinac meselesinde. Bunu az önce Taktik Manya'da da söylemiştim. Burada da tekrar edeyim. Kolasinac sol kanat oyuncusu. Sol stoperde de bazı düzenlerde oynayabiliyor. Üçlü savunmanın sol kanadında da oynayabilen, dörtlü savunmanın sol kanadında da oynayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin böyle bir arayışı var mı bilmiyorum. Ancak sözleşmesi bitiyor Marsilya'yla. Bu sezon Marsilya'daydı. Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erdi. Edin Dzeko, Kolasinac'ın alınmasını önermiş. Bu konuda girişim olmasını bekliyorum açıkçası. Bu birinci not. İkincisi, Edin Dzeko transferi, Ryan Kent transferiyle birleştirdiğimizde iki oyuncunun uyumlu yönleri de var. Ama bu oyuncuları tamamlayacak bir profilinde ihtiyaç olduğu göstergesi ortaya çıkıyor. Ryan Kent özellikle içe kat eden, iki ayağında kullanabilen, dribbling, üzeri şut denemeleri olan, kilit pas atma kapasitesi olan bir oyuncu. Diğer tarafta biraz daha belki oyun kurmaya müsait, biraz daha orta kalitesi yüksek. Gezal gibi ya da işte konuşulan örneklerden gidelim. Orsolini, Man gibi aslında o işi biraz hem skor yükünü çekebilecek hem asist yükünü çekebilecek. Dzeko ile de uyumlu olabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe sağ kanatta. Deniz Man önerilmişti. Geçtiğimiz günlerde dile getirmiştim. Bu profil hoş bir profil. Yani oyuncu kimliği özelinde söylemiyorum. Beğenenler vardır, yoktur, fark etmiyor. Farklı öneriler de olabilir bu konuda. Ancak bu profildeki bir oyuncuya ihtiyacı olduğu aşikar. Kaldı ki bu sezon kanatlarda kullanılan isimler kötü isimler değildi ama yanlış yerde kullanıldılar. O yüzden Edin Dzeko transferi keşke Arda kalsa. Arda Dzeko bağlantısını çok izlemek isterdim. Bu ayrı bir konu. Umarım da kalır. Ben yanılayım. Ben kötü durumda olayım. Umarım kalsın. Bir Fenerbahçeli olarak uzun süre izlemek isterim. Edin Dzeko ile birlikte keyif verir. Ama orta sahadan da destek verebilecek. Orta saha kurgusu da değişecek belli ki Fenerbahçe'de. Kanatlardaki kurgu da değişecek. Yine transfer döneminde yoğun bir döneme geçiyoruz. Ancak şunu da söylemek lazım. Hep al kimleri alacağız diye sorular geliyor. Biz de hani az önce YouTube'da aynı soru. Kimler gidecek mesela? O konu da önemli. Yani Miguel Crespo'nun durumu nedir? Osay Samuel konusundaki durum nedir? Atilla Szalai konusunda durum nedir? Bu oyunculara teklifler geliyor mu? Valencia gitti. Bence Edin Dzeko haricinde bir forvet daha. Geçtiğimiz günlerde Umut Nayır'dan bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin evet, ilgisi olduğunu Eyüp söylemiştim. Eyüpspor'la anlaşıldığını söylemiştin. Söylemiştim. Oyuncu tarafıyla da görüştüm. Bizim herhangi bir görüşmemiz olmadı demişlerdi yaklaşık 3 gün önce. Gelişme olursa tekrar bilgilendiririm. Ama Dzeko, Batshuayi artı bir, hatta artı bir forvet diye kurgulayabiliriz Fenerbahçe'yi. Öyle de olacak gibi ben duruyor. Ben çok Dzeko ile Batshuayi'nin ikili olacağını ihtimal vermiyorum. Yani Batshuayi değil, orada Dzeko başlar, Batshuayi bitirir. Yani şöyle, Dzeko sonuçta
37 yaşı 38 olacak. Avrupa Lig temposunda her maçta Dzeko ile çıkmazsınız. Bazı maçlar muhakkak Batshuayi'ye dönmeniz gerek. Muhtemelen öyle olacak. O yüzden buradaki transferi, yani sonuçta bugün Aziz Bey de bahsetti. Bir borç var ve bu finansal dengede eskisi kadar rahat sağlanmıyor. Çünkü finansal fair play diye bir olgu var. O dönemlerde evet. Yoktu. O yüzden oyuncu satmak da gerekiyor Fenerbahçe'de. Hangi oyuncular gelecek? Onların yeri nasıl olacak? Mesela Bright Osayi Samuel'e bir teklif gelir ve iyi değerlendirilirse bu teklif. Acaba Mert Müldür'e mi yönelilecek Fenerbahçe? Bu konuda girişimler var mı? Duyduğum kadarıyla olacak. Samuel'in durumuna göre değişecek. Atilla Szalai giderse Luan Perez sol beke değil de sol stopere geçecek mi? O zaman Kolasinac meselesi gerçekleşecek mi? Çünkü Alioski de gidiyor. Osterwolde konusu soru işareti. Ferdi kaptanlık mevzusu konuşuluyor. Ferdi'nin kalıp kalmayacağı meselesinde daha olumluyum. Ferdi kalacak gibi duruyor. Nasıl burada planlama? Ferdi hangi mevki? Hangi yani mevki? Joker'de bir yere kadar. Evet. Bir yere sabitlenmeli. Yani her şeyin çatısı. Bu takım teknik direktörü kim olacak? Ben de oraya gelecektim. Teknik adam konusu. Bir anda isimler de değişmeye başladı. Yani ibre farklı yere kaymaya başladı. Son durum ne Yusuf Kenan? Duyduğumu aktarayım. Evet, başka ben duyanlarda de aktarırlar. Ben Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun İsmail Kartal üzerinde yoğunlaştığı, hatta bu konuda da karar kıldığını duydum. Ancak anladığım kadarıyla Sayın Başkan bu konuda hemfikir değil. Sayın Başkan'ın aklında Abdullah Avcı var. Evet. Ve bunun da yakın bir arkadaşı tarafından, bir iş insanı, herkesin tanıdığı bir isim tarafından aklına sokulduğu. Dikte edilmiş gibi olur. Empoze demeyelim de orada yönlendirme mi önerildiğini duyduk. Şimdi az önceki karar verme mekanizmasına geliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü, eğer Fenerbahçe tanımını yapıyorsak, büyüklük, taraftarının desteği, geçmişi vesaire. Teknik direktörü ayrıldığı günden yaklaşık 2-3 hafta sonra bu meseleleri tartışmaması gerekiyor. Daha erken. Kaldı ki 2-3 hafta öncesinde de zaten söylemiş. Yaklaşık 1 ay 10 gündür Fenerbahçe teknik direktör meselesinde karar alamamış. Bu bir yönetim ayıbıdır. Bunun başka bir tanımı da yoktur. Bunun başka bir tanımını yapıyorsanız kaçak oynuyorsunuz anlamına gelir. Araya girebilir miyim? Lütfen. Benim Ali Koç döneminde 5 yıllık sportif başarısızlık zirve noktası Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün 1 yıla yakın hocasız geçirmiş evet, süre var. Ona gelecektim. Toplamda Pandemi evet. Pandemi dönemi, Tahir Karapınar, Zeki Murat Köle, doğru. Ersu Yanal gitti, Ervin Kuman. Yani inanılmaz, bu bence akıl alır gibi değil. Kaldı ki geçici teknik direktörler arasında İsmail Kartal'ı da sayabiliriz. Öyle lanse edildi çünkü. Evet. Ve şu an söylendi. Konuştuğumuz isimler bu kariyerlerin saygısızlık değil. Abdullah Avcı'nın, İsmail Kartal'ın, hadi olsun Sergen Yalçın, Aykut Kocaman'ın, bu isimler Löw Jesus değil. Yani hemen ikna etmeniz gerek. O reaksiyon almanız gerek. En kötü ihtimal geçen haftaki kongreki tansiyon düşerdi hocanız açıklasanız. Bu yüzden söylüyorum. Orada bekleniyordu nitekim. Olması gerekti. Bu yüzden söylüyorum. Bu refleksler, karar verememe, ki bu da bence ilk sezonun travmasının devamıdır. Fenerbahçe ilk sezonunda Ali Bey bence sportif anlamda hiç beklemediği bir ortamla, hiç beklemediği bir durumla karşılaştığı için şu riski hep göz önünde bulunduruyor. Mesela bu sezonki amaç ne? Kesinlikle şampiyon yapması gerekiyor teknik direktörün, değil mi? İsmail Kartal yapanlar diyor. Bir ara ikna olunuyor. Sonra diyorlar ki ya İsmail Kartal da olmaz. Abdullah Avcı daha önce yaptı. Trabzonspor'u yaptı. Başakşehir'i oynattı. Fenerbahçe'ye daha uygun. O zaman Abdullah Avcı olsun diyor. Bu karar verememe meselesi Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Şimdi eğer karar veremiyorsanız ve sürekli birilerine danışıyorsanız en azından danıştığınız kişiler başarılı olsun. Yani kötü yönetici olabilirsiniz. Bu herkesin harcı değil. Kötü insan olduğunuz anlamına gelmez. Kötü çalışan olduğunuz anlamına gelmez. Ama yönetici karar verir, risk alır. Bu riski almak sizin görevinizdir. Çünkü Fenerbahçe camiası kongre üyeleri sayesinde, aracılığıyla Fenerbahçe başkanı seçmiştir ve yönetim kurulunu seçmiştir. Niçin seçmiştir? Bu kararları alması için seçmiştir. Bu kararların hesabını da sonra vermesi. Pozitifte, negatifte. Şampiyon olsa 4 sene üst üste, 3 sene üst üste Fenerbahçe, Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon tezahüratları olacak. Olamayınca tersi oluyor. Yani birini kabul edip diğerini inkar etmek ya da yok saymak olmaz. O yüzden karar vermek zorunda Fenerbahçe. Ve bu süreç
tıpkı Arda'da olduğu gibi, işte Abdullah Avcı'ya sosyal medyadaki hayır kampanyası Fenerbahçe tarafından, herkes tarafından görülmüştür. Ki Abdullah Hoca da eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul etmeyecek bir durumda değil. Bence kabul eder. Gayet de mutlu olur Fenerbahçe'de. İsmail Kartal da aynı şekilde gelen teklifi, ben Mehmet'le aynı fikirdeyim, kabul eder. Ancak şunu anlamakta zorlanıyorum. Kupa finali 11'e, bugün 20 kaçırıyız. Bir de Jesus bırakışının çok önceden sinyalini verdi. 4 Haziran Galatasaray maçı toplantıya çıkmadı. 12 gün, 3 hafta geriye say, 2-3 haftadır zaten söylemiştim diyor. 12 gün, 3 hafta, 1 ay neredeyse 10 gündür Fenerbahçe teknik direktör arayışında. Şimdi eğer siz şampiyonluğa oynamak istiyorsanız ve çok riskli bir senedeyseniz, kusura bakmayın ama 1 ay 10 gün teknik direktör arıyorsanız o zaman sıkıntı yaşarsınız. Bakın. Karar zamanları sıkıntı yaşattı Fenerbahçe'ye. Yakın zamanda olduğu için örnek olarak vereceğim. Mesela Beşiktaş'ta hemen Valerian İsmail'den sonra Şenol Güneş takımın başına geçti. Hızlı bir geçiş oldu. Fenerbahçe bu Ali Koç yönetimindeki bütün sezonlarda o değişimi hep hoca gitti bir süre takım hocasız kaldı. Hep böyle bir geçiş dönemiyle yaşadı o değişimi. Örnek, son örnek Galatasaray. Okan Hoca'nın bir sene olmuş Galatasaray'a hoca olmasının açıklanması. Ki burada püf nokta şu, Dursun Özbek de Haziran ayında tekrar başkan oldu yani. Evet, orada yeni başkanlık başkan seçti, de... yeni yönetim. Bir hafta da hemen iş bitti. Ama burada da Fenerbahçe'de şöyle bir bence parantez açmak lazım. Yani yaşanan bu uzun zamandır başarısızlık biraz o temkinli davranmaya itiyor yönetimi ve Ali Koç'u bence. Ama acaba işte, yaşanan o başarısızlıkta bu karar alamama belki de ama işte bir kere bir başladı, senin dediğin gibi bir gelenek haline geldi belki. İşte İsmail Kartal'la ilgili bildiğim için söylemiyorum, sen de hani belirttiğin için. Ali Koç'un kafasında mı soru işareti var? Yönetim istiyor ya da camianın geneli istiyor. Orada başka bir isim ortaya atılıyor. Aynısı belki işte Löw'ün adı geçerken, bir yandan Jesus'un adı geçerken başka isimler de vardı o zaman. Çok basit bir örnek vereyim mi? Sayın Başkan 2 yıl önce Marcelo Bielsa ayarında teknik direktör getireceğiz dedi, değil mi? Evet. Kongrede bunu açıkladı. Şimdi şöyle ifade edelim. Ben evliyim, çocuğumuz olacak ve bir 4x4 daha geniş bir araba istiyorum ve eşimle bunu kararlaştırıyoruz. Gidiyorum arabayı almaya, spor arabayla dönüyorum, 2 kapılı bir arabayla. Evde tartışır mıyız bunu? Tartışırsınız. İkisi de iyi araba. Sorun yok yani. İkisi de değerli. Sıkıntı yok. Ama ne dedin, ne yaptın? Şimdi sen Marcelo Bielsa ayarında deyip Vitor Pereira'yı getiriyorsan orada bir sıkıntı olur. Bugün de yaptığın tanımın dışında bir teknik direktör getirirsen kongredeki, o gün de sıkıntı olur. Devam edeceğiz. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız. Bir yere ayrı. Aranın ardından yine birlikteyiz. Şimdi konu çok derin. Yorum çok fazla. O yüzden biraz daha Fenerbahçe'de hoca konusunu konuşalım istiyorum. Şimdi kim olur kim olmazdan ziyade size göre doğru isim kim, biraz onu da konuşalım. Çünkü izleyicilerimizin biraz bunlara hani hangisi daha iyi olur Fenerbahçe için kısmında yoruma ihtiyacı var. Bu pek konuşulmuyor. İşin saha içi kısmını düşünerek değerlendirelim istiyorum. Hani evet, Ali Koç bir profil çizdi, buradan ilerleniyor ama doğrusu ne olur? Biraz bunu değerlendirelim. Mehmet Özcan, seninle başlayayım. Sence doğru isim kim olur? Yerli yabancı her şeyi söyleyebilirsin. Biraz genel değerlendirelim. Ben Jesus'la devam edilmesi gerektiğini düşünenlerdim. Hatta burada Kenan da biraz bana ilham oldu. Bordeaux Minim ben bilmiyordum ilk sezonunda şampiyonluk görmediğini. Galatasaray'dan Derval aklıma geldi. Davum artı üst düzey teknik adam. Yani ben herhangi bir üst düzey teknik adamın bir büyük takımda kolay kolay 2 sene üst üste şampiyonluk kaybedeceğini düşünmüyorum. Muhakkak ders alırdı Jesus, ayrı konu, biraz inatçı bir profil ama Jesus profili devam etseydi ben Fenerbahçe'nin bir sonraki sezona bu sene kaçan şampiyonluğa rağmen favori girebileceğini söylerdim. Çünkü bu sefer Galatasaray'la ve Beşiktaş'la şöyle eşit şartlarda yarışacaktı. Hepsi Avrupa Maratonu'nda olacaktı. Öyle ya da böyle Fenerbahçe bu sene bakarsak 6 eleme, 6 grup maçı, 2 Sevilla maçı, 14, 3, 2 de yarı finalle finale eklersek 17 resmi maç. Az buz bir rakam değil. Fenerbahçe'nin Jesus yönetiminde Avrupa ve Kupa'yı eklersek Galatasaray ve Beşiktaş'tan fazla maç yapmış olması. Başakşehir'le en çok maç yapan. Bir önceki seneki Trabzon şampiyonluğuna gidersek de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 günde bir maç maratonunda yıpranırken Roma'ya elenip gruplara kalamayan Trabzonspor ligi neredeyse Aralık ayında bitirmişti. Böyle bir gerçek de var.
İlla camia içi ise sanki her şeyin başladığı yer bana biraz Aykut Kocaman. Elbette Ali Koç'la ikisini aynı anda düşünemiyoruz tabii ki ama hani işin... Yani yanlışın başladığı yere dönüp doğruya çevirmek gibi bir şey. Teşhis, tedavi Aykut Kocaman'ın ben gözlemlerine önem veriyorum ve Fenerbahçe kariyerini hiçbir zaman başarısız bulmuyorum. İki Akhisar yenilgisiyle çifte kupalı şampiyonluğu kaybetti. Evet, Aykut Kocaman'ın eleştirebileceğimiz çok yönü vardır işte. İsyardiya transferinden tut, son dönemindeki transfer, yani maliyetli transferlerinden arada faydalanımında olmuştur Fenerbahçe. Sanki Krasiç'te. Aykut. Krasiç meselesini ben Aykut Kocaman'a yazmam. Çok var ama. Nedenini yani... söyleyeyim mi? Çünkü Aykut Kocaman'ın Krasiç'i istediği dönemle alınan dönem arasında yaklaşık 3 yıllık bir fark söz konusu. Hayır ama şu var, yani Aykut Kocaman dönem, yani şöyle sportif başarı gelse de para harcanmıştır Fenerbahçe. Evet, evet, onu yani doğru. Aykut Kocaman profili çok mütevazi gözükür ama o anlamda söyleyeyim. Ben hocalık olarak da başarısız bulanlardan değilim. Özellikle Konyaspor'da yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Türkiye Kupası'nı aldığı kadroyu hatırlayalım. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en başarılı sezonu. Tabii. Yarı final gördü. Ama iş eğer hani Aykut Kocaman, Ali Koç bir arada olmaz diyorsak da gerçekçi yaklaşır mevcut adaylara. Bence kısa vadede Sergen Yalçın bana en mantıklı gelen isimdi. Sergen Çünkü Yalçın. Fenerbahçe'nin özgüvene ihtiyacı var. Bu Fenerbahçe kadrosunu küçümsemek değil ama ben bu sene tribünde olduğumdan söyleyeyim. 3-0'lık Galatasaray yenilgisinde Fenerbahçe taraftarını bence en üzen şey 75'te oyuna giren isim Icardi olmasıydı. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki o kadro kalite farkı tam Fenerbahçe olması gereken kadroydu bence bu sene Galatasaray'daki kadro. Ve bu bir transfer dönemi de kolay kapanacak Dzeko Reinkent'le de değil. Orada biraz sizin kulübedeki teknik adamınızın da özgüvene ihtiyacınız var. Sonuçta Sergen Yalçın Beşiktaş'ta şampiyon olurken evet Gezalı, Josefi, Abubakar, Rozier'si ile oldu ama kalede de Ersin ve Utku ile başladı. Sol bek Rıdvan Ensakala'ydı. Hep o anlamda iddialı açıklamalar oldu ve kısa vadede sırf Fenerbahçe değil gitti Anadolu takımların hepsine de başarılı oldu. Bendeki o şu an ama konuşulan iki isim istihbarat anlamında ben de aynı şeyleri isimleri duyduğum için paylaşayım. İsmail Kartal, Abdullah Avcı bu iki isimden biri olacak gibi gözüküyor. Yusuf Kenan, sana göre doğru formül ne? Birazdan sizlerin yazdıklarını da okuyacağım izleyicilerimiz. Ya ben aynı suda iki kez yıkanmanın çok doğru olduğu kanısında değilim. O yüzden Aykut Hoca'yı evet olabilir. Hani belki orada gönül alma meselesiyle farklı bir yönetimle denilebilir. Ama yani Aykut Kocaman, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Ersun Yanal bu süreçlerin hep bir geçmiş kredi üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Bunun başarılı olduğu dönemler var. Başarısız olduğu dönemler de var. Örnek Fatih Terim, Galatasaray. Başarılı olduğu dönemler var. Başarısız olduğu dönemler var. O yüzden burada planlamanın doğru yapılması, ideali planlamanın doğru yapılmasıydı. Şahıs çok önemli değil bence. Bugün kimi getirseniz... Yapılan transferler de çok... Kime gidiyor. Göre yapıldı onu evet. da söyleyelim. Yani bugün teknik direktör belli değilken yapılan transferler var. Dzeko'ya kimse hayır demez yani de. Yani Dzeko evet zaten bonservissiz alınacak bir futbolcuyken hani Dzeko'ya hayır demez ama 37 yaşındaki bir oyuncu yerine ben başka bir profil istiyorum diyebilir. İyi ki. Yani. Şey de endişelendirici mesela. Yeni bir teknik adam gelip Ryan Kent'i istemeyip aynı mevkiye başka iki oyuncu aldırdığını düşünüyorum. Bu çok kol kırık hikayesi bence. Ryan Kent'i hayır diyeceğini düşünmüyorum tek. Hayır demez ama işte konuştuğumuz gibi ben şu menajerlerle çalışıyorum. Şu tip bir oyuncu istiyorum. Benim oyun tarzıma bu daha yatkın gibi söylemler söz konusu olabilir. Yoksa Ryan Kent gayet iyi bir oyuncu. Onu hepimiz evet. onda hepimiz hemfikiriz ama ya ortada bir durum söz konusu. Mesela şimdi Rusya'da belirgin olaylar var. Spor evet. dışına çıkmadan söylüyorum. Fenerbahçe Rusya'ya kampa gidecek 10 gün sonra. Ve teknik direktörü belli değil. Belki teknik direktör gelince diyecek ki ya oradaki Oraya durumlar gitmeyelim. Belli değil. Gitmeyelim. Yeniden bir kamp programı yapalım. Belki afaki gelebilir insanlara ama bunları kulüp içerisinde çalışan insanlar benden ben söyleyince daha iyi anlıyorlardır. Bu durumlarla çok karşılaşılıyor. İşte şu kampa gidelim, şurada gidelim, bunu gidelim, bu oteli beğenelim diye kamp konuşulup. Kamp çok etkiliyor bir de takımı. Ondan sonra bir anda yok burası bu otel, şurası olsun tarzında. Şimdi plan program yapılıyor anlıyorum. Rusya ile yapılan anlaşma ya da Ali Bey'in bu konudaki attığı adımın önemli olduğu kanısındayım. Çünkü uzun vadede bence bir sponsorluk getirecek. Evet. Bunu anlıyorum ben oradan. Bunu okumaya çalıştım. Ancak durum ortada.
Yani bugünkü konjonktürde belki Rusya'da kamp yapmak da çok ideal durum olmayabilir. Bilmiyorum. Değerlendirmesi Fenerbahçe yönetimi yapar. Ama değerlendirmeyi yapabilmek için bir teknik direktör olması lazım. İdeal durumu, ideal kişiyi bilmiyorum. Jesus da idealdi. Olmadı. Çünkü karakter olarak bence aslında sportif anlamda bence de şampiyon yapabilirdi. Bunu defalarca söylediğimi düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'yi küçük gördü. Bu da doğru yani. Fenerbahçe'nin teklifini küçük evet. gördü. Fenerbahçe'nin sözleşmeli teknik direktörüyken dedikoduları susturmaya bile gayret göstermedi. O yüzden bence zaten kalmadı. Yoksa sportif anlamda kötü bir sezon geçirmedi Fenerbahçe. Şampiyonluk yarışının sonuna kadar var. Bir de yaptığı açıklamalar. Evet, yani şampiyonluk yarışının sonuna kadar var. Türkiye Kupası kazanmış. Avrupa'da gruplardan çıkmış ve kupayı kazanan takıma işte ucu ucuna eğlenmiş. Kötü bir sezon değil yani. Daha kötü sezonları oldu Fenerbahçe'nin. Yani özellikle Ali Koç dönemine baktığımız zaman en iyi sezonu bile diyebiliriz. Şimdi doğru kişi, doğru şeyini tartışabiliriz. Abdullah Avcı'yı ben teknik direktör olarak beğeniyorum ama bu kadar yüksek bir tepki söz konusuyken risk getirmeniz. İsmail Kartal, İsmail Hoca birkaç kere, yani iki kere görev aldı Fenerbahçe'de. Daha öncesinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. Başarılı, başarısız puan ortalaması hesabı yaparsak başarılı ama acaba beklenen isim mi? Sergen Yalçın meselesi, evet Sergen Hoca belki o bir kısa vadeli başarılarda kendini ön plana çıkartan bir teknik direktör. Ama bu sezon olur mu? Bu kadro yapısı ona uygun mu? Her şey geç kalınıyor. Yani Fenerbahçe yönetimi belli ki çok daha rahat benden veya Fenerbahçelilerden taraftar olarak bahsediyorum. Onlar da Fenerbahçeli. Yanlış anlaşılıyor bazen söylediklerim. Ben sert konuşuyorum. Mizacım bu. Ama bu kadar rahatlık birilerine batmalı artık diye düşünüyorum. Yani biraz da Fenerbahçe taraftarı rahat uyusun. Niye Fenerbahçe taraftarı rahat uyuyor? Biraz izleyici yorumlarına bakalım mı? Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Jesus hocamı ikna edip geri çağıralım demiş Furkan Bayar isimli izleyicimiz. Bakalım başka ne var? Benim hoca adayım Mircea Lucescu demiş Mehmet Bey. Bir ara Lucescu'nun da adı geçti bu arada. Abdullah Avcı ile ilgili de bu arada doğru isim olabilir yazan var. İsmail Kartal'ı istiyoruz demiş Fatih Yıldız. Ya Lucescu meselesindeki demeci belki görmüşsünüzdür. Doğru evet. ya da yanlış bilmiyorum ama en azından okuduğum kadarıyla bu kadar karmaşık bir ortama gelmek istemiyorum diyor Mircea Lucescu. Savaşta olan bir ülkeden bahsediyoruz yani şu anki mevcut durumu. Savaşta olan bir ülkedeyken orada kalmayı kabul ediyor. Fenerbahçe'ye gelmeyi reddediyor. Bir karmaşıklık de yaş olarak yüzünden. Benim bildiğim 78 oldu. 77-78 olacak. Yani ha, bu arada bence bundan, emekli olmalı. Yani şöyle 2014 sonrası getirseniz muhakkak banko bir şampiyon o yapardı Lucescu. Çok başarılı teknik adam. Peki, şimdi devam edeceğiz yine hoca konusunu sorularınızla birlikte değerlendirmeye. Bir ben kimim yapalım. Diğer takımlarla ilgili de sorular geliyor, transfer soruları da geliyor. Onları da konuşacağız ama bir şöyle ısınalım. Çok sinirli değilsin değil mi Yusuf Kenan? Rahatım. 2013 UEFA Avrupa Ligi finalinin yapıldığı şehirde doğdum. Futbol oynadığım tüm ülkelerde kupa sevinci yaşadım. Aynı takımla 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Gençler hatırlamaz. 80'lerin sonlarına doğru Ballon d'Or sahibi oldum. Sergilediğim performansla bir döneme rol model olduğum doğrudur. Platini mi? Hayır. Platini değil. O zaman Boniek. Güzel soru. Şey bir ara 2016-2017 Real Madrid bu şey ya. Milan'dır üst üste 2 kere alan. Milan olmuştur. Yani o dönemlerde bizim Juventus çocukluğumuzda. Juventus falan kazanmış olamaz mı ya? Üst üste 2 sene almamıştır Juventus. Son Milan sayfa etiketine yazın. Futbol oynadığım tüm ülkelerde kupa sevinci. O Milan kadrosundan gidip. Van Basten, Ruud Gullit. Tamam Ruud Gullit. Evet verdik kopyayı. Zor da yapmıştık birazcık ama. 80'lerin sonlarına doğru mu Ballon d'Or olmuş? Enteresan 90'larda diye beklerdim ama. Daha kimseden 87. Ben şundan dolayı çok güzel çok forma gitmedim. İngiltere demek Chelsea'yi de aldı kupa. Evet almış demek ki. İtalya Sampdoria. Belki FA Cup falan almıştır. Bilmiyorum. Ya işte böyle. Ben çok severim Gullit'i. Benim sen bilmem gerekiyor. Sen belki şu sorduğumuz ve Yusuf Kenan'ın cevap verdiği model. Süreden daha uzun süre bunu hazırlamakla uğraştın. Doğru, rol sevgili model. Yusuf.
Ama. Ama Mehmet'in çok büyük yardımı var yani. Milan olduğu belli. Ben zaten onun da öyle bir yönü var. Asistçi abi. Yönlendirme yapıyor. Melike bir okuduğum bir yazıda şöyle. Dünyada her mevkide oynayabilen en iyi oyuncu. Yani bek de oynamış, sol bek. Zaten Sampdoria 4, ön libero, 10 numara, forvet. Bir kale dışında yani. Her komple futbolcu oynuyor. Tanımına birebir uyan o dönemin en büyük şanssızlığı onun dönemi Maradona'ya denk geldi. İzleyiciler daha hiçbir şey yazamadan zaten Van Basten'ler falan gelmişti ama doğru cevap Van gelmedi. Van Basten de mesela çok erken sakatlandı. O da çok büyük yazık. Doğru. Biraz Rıdvan Dilmen'e benzetiyorum o konuda ama tabii daha uzun süre başarılı oldu Van Basten. Ne yapalım? Bir sonrakine bakalım nasıl olacak. Gullit. Şimdi kötü teknik direktör ama. Evet. Onu Beşiktaş'tan söyleyeyim. Bir haberle devam edelim. Jetson Fernandes'le ilgili siyah beyazlı ekip kararını verdi. Yani eğer zaten Beşiktaş gönderirse Jetson Fernandes'i nasıl yerini dolduracak? Hem transfer bütçesini zorlaması lazım. Gönderirse kazanacağı para zaten toplam ücretin yarısı olacak. Diğer kısmı Benfica'nın. Yani çok yüksek bir teklif alması lazım. İhtiyaç da olan 11 oyuncusu, kolay da değil yerinin dolması. Bir sezonda tutmayı hedefliyor siyah beyazlar. Mehmet Özcan, seninle başlayayım. Beşiktaş'ta bu arada 4-5 transfer yapmayı planladıklarını söyledi Ahmet Nur Çebi. Tek olumsuz yönü skor, kreatif olmaması diyorduk. Hı. Sezonun sonu Adana Demir deplasmanı, yine Konya maçı sanırım dibine girip attığı gol. Güzel goller de oldu. Şenol Hoca ile birlikte de futbolu değişti. Yani tabii ki Valerian İsmail döneminin bence sonunu getiren hamleler. Hedef maçlar, Trabzon, Fenerbahçe olabilir. Getson kulübede Dele Alli başlamıştı. Ama Şenol Hoca geldiği gibi Josef'in de verimi düşünün, direkt Josef'in bölgesinde kullanmaya başladı. Daha sonrasında Amir Hacı Ahmetoviç, Salih, Getson'lu bir üçlü oldu. Bu üçlü bence ideal üçlü olmamalı yeni sezon planlamasında. Çünkü bu üçlüye bilmiyorum artı 10 gol gözün kapalı yazamazsın. Biraz daha çok bence zor. Orada Getson defansif rolü söyleyeyim. Sosavari bir oyuncu katılabilir. Ama tabii gelen haberler Kondogbia daha böyle 6 numara defansif bir oyuncu Kondogbia alıp. Kondogbia Marsilya'ya gidiyor. En azından hani düşünce profil Kondogbia olarak olmasın. Defansif bir orta sağlanıp Getson biraz daha 8. Ben tam tersi 6'da iş yapacağını düşünüyorum. Çok modern orta saha tanımına birebir uyuyor. Galatasaray sezonu şampiyon tamamladığı için Galatasaraylar doğal olarak üzülmüyor, artık unuttular Lucas Torreira gibi oyuncu olduğu için, ama mesela örnek veriyorum Torreira, Getson, Oliveira da çok iyi üçlü olurdu. Orada Oliveira'ya daha da ofansif rol üstlenirdi. %50'si bonservisinin Beşiktaş'ta Melike, o yüzden de hani kolay kolay 6 milyon euroya son yatırım yapılmıştı. Hani 15'e satıp da 7,5 kazanmanın yolunu aramayacak Beşiktaş. Bu üçlü de banko yeri olan bir oyuncu. Ozan Tufan, Bursa Spor, Şenol Güneş denkleminden birebir Getson, Şenol Güneş, Beşiktaş oldu, öyle söyleyelim. Şenol Hoca'nın sevdiği tarz bir orta saha oyuncusuydu. Ben de tahmin ediyordum aslında Şenol Hoca Beşiktaş'ı önünde ne yapar eder, Getson'dan faydalanmayı onu bulur diye. Muhakkak yeni sezon orta sahadaki en önemli oyuncusu olacak ama tekrarlayayım, hani benim mantığım oradaki üçlüde Salih ve Amir'den daha ofansif bir oyuncuyu ben ilk 11 özelinde Getson'la meç ederdim. Benim kafamdaki yapı bu ama Beşiktaş'ın haberlerden aldığım kadarıyla daha 6 numara yakın bir Josef Vari profil aranıyor. Sen ne düşünüyorsun Yusuf Kenan? Getson değerli oyuncu. Ligin sonuna doğru Mehmet'le aynı fikirdeyim. Skor meselesinde de değerli olabileceğini gösterdi. Aslında Dele Alli'den bir şeyler kapma meselesinde acaba o boş koşuları yapıp işte orta sahadan sürpriz ceza sahasına koşu yapan oyuncu kıvamına da gelebilir mi? Hep öyle ümit edildi. Bu arada Getson Fernandes bir dünya yıldızı potansiyeline sahip bir oyuncu olarak çıktı piyasaya. Hatırlayalım, Fenerbahçe maçlarında en çok dikkat İnanılmaz çeken oyuncuydu. Yani forma numarasını hatırlıyorum. İnanılmaz. 83 değil miydi? Böyle 83 ya da 88'sinden birisiydi. Gol attı kadın. Evet öyle. Evet. Yani çok çok iyi bir oyuncuydu. Portekiz futbolunun gelecek nesillerinden ve milli takımın değişmezlerinden birisi olarak görülüyordu. Tottenham'a transferi zaten bu yüzden gerçekleşti ve büyük umutlarla transfer edildi ama işte bazı noktalarda eksik kaldı, noksan kaldı. Potansiyelden yıldız statüsüne geçerken ki geçişi tam olarak yapamadı. Bunu daha geç yapan oyuncular var bu arada. Getson Fernandes de belki daha geç yapan oyunculardandır. Şöyle araya gireceğim. Şimdi Getson'un yaşına bakmak gerek Melike. 98'li ya da 99'lu diye biliyorum. Ben 98'de 99 forma numarası 83 ama hani
Genelde o 99. 99. Neye varacağım? 2023'teyiz. 24 yaşında. 24 yaşında aynı. Ne olursa olsun 24 yaşına kadar Portekiz A milli takımına hani 5, 7, 10 dikkat et. O aday havuzunu atamadı çünkü senin dediğin şey. Çok şey vaat etti. 99'lar 24 yaşında mı oldu? Evet. Şu an konudan bağımsız. Devam et. 2023'te insanlar doğuyor. 99'da düşünüyorum. Lise 1, lise 2. 99'da ben de. Ben ilkokul 1. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldım sezonun başlangıcı. 99'da lise 3. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Jetson yeni doğmuştu. Ben ne yapayım? Sıçrama noktasında katılıyorum ama şunu ek yapacağım. Kenan, Portekiz'de çok şişirilmiş rakamlar vardır böyle. Absürt diyebileceğimiz bonservisler yazılır şu ya. Şu an Felix için mesela. Mesela Jetson'a Tottenham 50 yazdın da Kadıköy'de izlediğim Jetson hakikaten 99 20 yaşında bunu oynayan 22-23'ünde 50 milyon yok olur derdin. O seviye olmadı, o da demin ifade ettiğimiz o skor yapamadı. Evet. Yani o artıyı sağlayamadı. Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda Beşiktaş'ta muhabir arkadaşlarla konuştuğumuz takdirde hep şunu söylüyorlar. Şenol Hoca'nın biraz daha senin belirttiğin gibi skora katkı verebilecek, gol atabilecek oyuncu ihtiyacından bahsettiği. Ben Beşiktaş'ın Jetson'u bu sezon en azından kaybetmemesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü ciddi anlamda enerji koyuyor. İyi oynadı. Sezonu çok iyi bitirdi. Doğru rol biçilirse, yani Jetson Fernandez'den bir 10 numara performansı ya da ofansif bir 8 numara, gezgin bir 8 numara performansı beklenmiyorsa Jetson Fernandez bu ligin en değerli oyuncularından birisi olabilir. Ancak çevresini doğru oyuncularla donatmak gerekiyor. Bu bağlamda evet belki defansif bir orta saha oyuncusu aranıyor olabilir ama en azından çok ofansif bir orta saha oyuncusu olması gerekir. Senin söylediğin Oliveira meselesi güzel. Tabii bir dipnot da verelim. Galatasaray'da oynarken Beşiktaş şampiyon oldu. Rize Spor'a gitti, küme düştü, Beşiktaş'a geldi, Galatasaray şampiyon oldu. Biraz kısmetsizlik orada var yani. Orada zirve Cenk Gönen'dir. Beşiktaş'a gitti, 5 sene şampiyonluk yok. Ayrıldı, Beşiktaş 2 sene şampiyon oldu, Galatasaray 2 sene olamadı, Galatasaray'da Galatasaray 2 sene şampiyon oldu. Arada küme düşme üzüntüleri de yaşadı. Ayağı uğurlu uğursuz dedikoduları da çıkar böyle Şener olunca. Şener Özbayraklı'nın istatistiği, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe kariyeri son 8-9 sene. Şampiyonluk yok mesela. Çok ilginç. Ha böyle diyoruz. Türk futbolunun bir numarası Fatih Hoca'nın da futbolcu döneminde şampiyonluğu. Evet, şampiyonluğu yok. Evet. Bir güzel yorum var. Onu okuyacağım. Sonra yine bir haberle devam edeceğim. Kaya Bey yazmış. Yusuf Bey, sizin ve Mehmet Bey'in olduğu yayınların tekrarını bile izliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Ufak bir yeğenim var diyor. Hocası ev ödevi vermiş yaz için. Sizin yayınınızı kaçırmasın diye eniştem, halam, ben toplanıp bütün gün ders çalıştık. Yaz ödevi mi vermişler? Yaz ödevi için niye acele ettiniz ya? Helal olsun bu arada. Öncelikle disiplin için kutlarım. Böyle ben ödeve şaşırdım ya. Bayram ödevi mi? Ne bu? Zaman yok mu ya? Ben hep okullar son güne bırakırım. Kapanmadı mı? Ben bu arada okul sistemi konusunda çok cahilim yani. Geçen hafta konuştuk Melike. Cumartesi sınav vardı. Ne oluyoruz dedim ben Melike'ye. O şey işte. Anlattın. Abi benim için Haziran başladığında tatil başlıyordu. Ben hani Türkiye'de sadece ilkokulu okudum. Haziran sonra da Haziran Eylül'de bitiyor okullar. Eylül'de hala şey öyle. Başladı, yeni okul bitti. Başladı. İşte geçen hafta. Senin de öyle denk gelmedin değil mi? Habitat vardı. Bir okul çok erken kapanmıştı. Onu hatırlarım hep böyle güzel. Yok. Ama İstanbul'un ben şöyle söyleyeyim. Ben nasıl anlıyorum okulların bittiğini? Artık bende de yok. Bende de artık. O da ayrı bir şey de. Benim trafikle çok işim olmuyor. Ev iş arası sebebiyle. Ben şeyden anlıyorum. Sosyal medyada çocuğu olan tanıdıklarımın karne günü fotoğrafları. Evet, öğretmenlerle birlikte. Doğru. Ya da tatil çekilmiş. Fotoğrafları. Oradan anlıyorum işte karnemizi aldık. Okul üçüncüsüyüz falan. İşte böyle paylaşımlar. Tamam okullar kapanmış. Bu Cem Yılmaz'ın hasta bakıcısı şeyine benziyor. Bugün elmamızı da yedik. Karnemizi de aldık. Sen almadın abi, o aldı yani. Yani karneyi o çocuk aldı, onun başarısıdır o. Yani senin başarın değil, sen yaptın diye olmadı o iş. Evet, öyle bir şey var. Çoğul kullanma yani çok var şey anne babalarda. Hani çok iddialı konuşmayayım, inşallah başımıza gelmez. Evet, sen şu anda... Ben kesin şeyim ya. Sen, evet. Insta dead. Bence de öyle olacaksın. Oğluşum, evet. Yavrum, bebişim. Bugün de böyle diye. Böyle. Hatta şey bir örnek ayakkabılar falan. Kesin tişörtler, canım. Şapkalar. Şapkalar. Ya, ay, bulursak inşallah çok şimdi güzel. Şapka şey yapacağız da. Bekliyoruz inşallah. Ama teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz. Çok nazikler. Mehmet'i o kadar seviyorum ki gittiğim her yere mümkün olduğu kadar onu da taşımaya, onu da davet etmeye çalışıyorum. O da sağ olsun kabul ediyor.
Şimdi YouTube'da da bir ikili olarak başladık. Buradan reklam olmasın ama benim sosyal medyamdan ya da Mehmet'in sosyal medyasından görebilirsiniz zaten. Peki bir haberle daha devam edeceğim şimdi. Muleka ile yolları ayırmayı planlıyor Beşiktaş. Katar'dan bir ilgi var. Haberimizi bir izleyelim, sonra konuşacağız. Evet, Muleka'da çok aslında büyük beklentilerle transfer edilmiş bir futbolcu. Kasımpaşa'daki performansı çok beğenilmişti ama Beşiktaş'ta olmadı. Hiçbir şekilde olmadı hatta. Yani yok, ilk haftalar şöyle Melike, Gezal'ın sakatlandığı periyotta Enkudu çok iyi başlamıştı sezona. Enkudu, Weghorst, Muleka üçlüsünde merkezden Muleka'nın bir 2-3 gol katkısı vardı. Bakarsak da muhtemelen bir 4-5 gol yapmıştır herhalde sezon genelinde ama ben orada Kasımpaşa'dayım Kenan. Ben Kasımpaşa'nın doğru referans olduğunu düşünmüyorum. Jagne performansı, Trezeguet performansı. Kasımpaşa bir kere ben biraz futbolcularda sohbet ettim de Eren derdi yok. Bir Adem Büyük demeyiz. Adem Büyük ter yerde iş yaptı ama şuna varacağım. İşte toplam 6 golü varmış. 6 gol. Sezon başı atmıştı çünkü. Ankara Gücü'nün de golü vardı sanırım o maçta. Hangi oyuncuyla konuşsam en iyi tesis Kasımpaşa'da. Yani orası, evet, ben de bu arada Selçuk Hoca, Selçuk Hoca'nın çalıştığı tesisi ziyaret etmiştim. Biraz pozitif hava, yani ben o basketboldaki Karşıyaka'da başarılı olan yabancılara çok benzerim. Kasımpaşa'ya gelen her yabancı oyuncu iş yaptı bu ligde. Baskı da yok. Tabii o da var, önemli etken. Performansına yansıyor. Büyük takımlarda doğru yansıma olmuyor aslında. Biraz öyle bakmak gerek ama Muleka genç bir oyuncuydu. 99 doğumlu, aklımda kalmış. Şu yani kolay kolay zarar etmezsiniz bonservisine ama bir gerçek var. Şenol Güneş gibi her gittiği takımda eli bir şekilde o hücum oyuncusuna değer. İşte Cenk Tosun tekrar ayağa kaldırdı bakarsak. Arada bir 4 senesi var. Pas geçti yani. Ben ondan Cenk'ten umudu kesmiştim mesela. Şenol Cenk'i de tekrar ayağa kaldırdı. Zaten Abu Bakar'la olan kimyasını biliyoruz. Aynı şekilde Muleka'ya da muhakkak dokunuş yapardı. Sanırım o 0-0'lık Trabzonspor maçı son şansında kullanılmıştı o maçta. O günden sonra zaten artık Beşiktaş'ta bir geleceği olmaz diyorduk. Bir şekilde Beşiktaş o oyundan çıkmanın yolunu arayacak. Şimdi çok kenar forvet rolünü oturtamıyorum ben büyük takımda. Evet. Yani Kasımpaşa'da şöyle detay vereyim. Attığı gollerin çoğu nobre golleri. Ben severim o tarz böyle spektaküler olmayan, jeneriklik olmayan ama hep böyle pis goller. Karambol, dönen top, İnzaghi. Tamamlama. Ama işte büyük takımda ama olmadı. Ama Filippo. Tabii. Simone Inzaghi. Şimdi izleyicimiz ha. yazmış. Forvet transferi demiş Beşiktaş'ta. Ne düşünüyor yorumcularınız diye. Tabii Cenk'in sakatlığı nedeniyle yetişememe ihtimali yüksek sezonun başına. Bu konuşuluyor zaten. Orada illaki bir transfer yapılacak. Daha çok tabii Beşiktaş'ta Saiz de giderse, bir de Şenol Güneş'in orta saha transferi beklentisi nedeniyle öncelikler o mevkileri ama ne düşünüyorsunuz siz golcü transfer konusu? Yani elbette yapılacaktır, alternatifi olması lazım. Abu Bakar'ın alternatifi yok şu an. Ben çok ama böyle büyük flash yıldız isim transferi öyle beklemiyorum. Öyle bir manevra alanı da yok. Abu Bakar'ın evet. iyisini alamazsınız. Evet, alamazsınız. Abu Bakar'ın alternatifi. Almamanız gerek bu arada evet, zaten. Bir de, oradaki evet. sıkıntı olur. Bir de manevra alanı da çok geniş değil Beşiktaş'ta. Onu da hatırlatalım. Muleka'nın satışı konusuna da değinecek olursak. Evet, evet. belki değerlendirilebilir de Abu Bakar'ın alternatifi olarak. Orada en şaşırtıcı nokta bence senin söylediğine tamamen katılmakla birlikte. O kadar olağanüstü bir yarım sezon geçirdi ki Muleka geldiğinde. Hepimiz övdük. Çünkü yani çok iyi oynadı. Ligin gizli gol kralı. Evet. Maç yani başı ortalamada. O süreçte ligin gol... Şimdi o performansı sergileyecek bir takım... yani takımda oynamadığını söyleyebiliriz. Belki oyun yapısı da ona göre değildi ama... Yani bu kadar kısa sürede maç başına bu kadar gol atan oyuncu da denenir yani. İyi bir hamleydi bence. İyi düşünceydi. Tam çocukluğumuzdaki Fenerbahçe transferi değil miydi? Beşiktaş kendisine gol atan oyuncuyu aldı değil mi? Öyle olmadı mı? Evet. Vodafone'da çok Beşiktaş çok yakın zamana kadar. Bir de canlı izledim. Valerian İsmail çok heyecan vermişti. İyi gidiyor dediler. Kasımpaşa 3 tane atmıştı o maç. Muleka çok iyi oynamıştı. Evet, çok iyi oynamıştı. Çok yakın zamana kadar zaten yapılıyordu Fenerbahçe'de çocukluğunun da değil yani. O gün zaten Muleka ile ilgili çok daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hatta yıllar öncesinde Serkan Reçber'in oyuncuyla ilgili yorumları söylediği doğru. yorumları ortaya çıkmıştı. Özellikle o maçtan sonra konuşulmuştu. Onun da altını çizmemiz lazım. Romain Saiz kalmalı bence. Ne düşünüyor yorumcularınız yazmış? Daha iyisini bulabilecekse göndersin Beşiktaş. Ama Romain Saiz bence iyi bir stoper. Bence Omar Koyle'den daha iyi. Omar Koyle'den daha iyi. Hatta şunu da hatırlatalım. Son maçta olmayınca o Konyaspor'daki geri dönüşü tekrar bir hatırlamakta fayda var. Beşiktaş savunmasının ne kadar düzeninin dağıldığını
Roman sayesinde yoktuğunu daha Mert iyi gördüm. Mert etkilendi orada. Mert'in hatası vardı gollerde. Ama işte savunma Koli'yi toplayan da zaman zaman Wellington'la oynadığı zaman Wellington'u da, Tayyip Talha'yı da. Bence diğer stoperi iyi gösteren stoper her zaman elde tutulması gereken stoperdir. Yani örnek Guifar Uji. Peki devam edeceğiz yine sorularınızla birlikte. Döneceğim Beşiktaş'a. Şimdi bir Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın sağ bek planı. Sasha Boye'nin satılması gündemde. Gidecek mi, kalacak mı? Galatasaray'ın orada iki transfer yapması bekleniyor. Ayrıntılar haberde. Evet Mehmet Özcan, senle başlayalım. Mert Müldür uzun zamandır zaten. En mantıklı hamle olarak gözüktüğü konuşulan için. Konuşulan oyuncu, evet. Yani 3 tane oyuncu var. Söyleyelim Melike. Victor Nelson, stoper. 25 milyon serbest kalma maddesi var. Danimarka olması önemli çünkü futbolda bir trend oluyor. Yani Haaland etkisi de diyebiliriz. Ama bundan yani 6-7 sene önce Kayer'de transfer yaptı benzer şekilde. Bizim ligimizde tekrar kendini gösterip Sevilla'ya. Victor Nelson'a muhakkak teklif gelecek ki Sevilla sezon başı, arada Atalanta, muhtemelen İngiltere'nin teklifleri olacak. 25 milyon euroya ulaşan olur mu? Şu an için 20 milyon euro üzeri bir teklif gelmediğini söyleyeyim Galatasaray'a her oyuncusu için. Bir diğeri Sasha Boy. 2000 doğumlu bir Fransız sağ bekten bahsediyoruz ve kariyer planını çok iyi çizdi. Türkiye'yi basamak olarak gördü, geldi. Kamerun milli takımına 3 kez gitmişti, 4. kez gitmedi. Fransa'yı bekledi ve o beklediği daveti de sezon sonu Ümit milli takım olsa da aldı. Sakatlığı evet. Vesile oldu. Burada da oyuncuyu şöyle tebrik ediyorum. Doktor ortaya çıkarmış çünkü hem Fenerbahçe hem Ankara gücü maçlarında sakat sakat oynamış. Aslında ne kadar özverili olduğunu da görüyoruz oyuncunun. O oyun yapısını bize işaret ediyor. Ve Zaniolo. Zaniolo da burada Okan Hoca'yı tebrik etmek gerek. Son Fenerbahçe maçı ben kişisel olarak demiştim oynaması gerek ama öyle bir performans beklemiyordum. Patlama yaptı hakikaten. Üstüne İspanya ile oynanan milli maçta İtalya'da çok iyi futbol ortaya koydu. Galatasaray'ın potansiyel 3 oyuncusu. Kadroda kalırsa da bence değerlerini kaybetmeyecekler. 23-24, 25 yaşında oyunculardan bahsediyoruz. Ama en muhtemel senaryo Sasha Boy için diyebiliriz. Birincisi Zaniolo ve Nelson gibi maliyeti yok. Zaniolo 15-16 milyon euro bonservis. Nelson 7 milyon euro. Sasha Boy 1-1,5 milyon euro yatırımdı ve ücreti de Zaniolo ve Nelson gibi değil. 480 milyon yani çok rahat Avrupa'nın herhangi bir liginde bu ücretini vergileri düşen net ücreti ikiye katlayabilir. Ama bendeki istihbarat Sasha Boy için şu ana kadarki rakamın 13 milyon euro oldu. Bu rakamı da Galatasaray kolay kolay ya da hemen kabul etmez. Süreç alacak gibi gelenler gidenler. Galatasaray hafta içinde 27 Haziran'da Florya'da toplanacak. 5 Temmuz'da Kocaeli'de Hull City ile bir hazırlık maçı. Sonrasında 8 Temmuz'da Avusturya kampı başlıyor. Ben Avusturya kampına bekliyorum artık transferler ama transferde 3 aşamalı olacak onu da izah edelim. Önce muhtemelen 25 Temmuz'daki ön eleme maçı için bir 2-3 takviye sol bek ve forvet özelinde. Sonrasında işte haberdeki gibi Sasha Boy satılırsa sağ bek, Nelson satılırsa stoper, Zaniolo satılırsa ön tarafa muhakkak iyi bir oyuncu. Yani Sasha, birazcık satılma durumuna Sasha bağlı. Sasha Boy ile Nelson'u da yedekleyebilecek en mantıklı isim artı 3 düşünürsek Mert Müldür. 99 doğumlu bir gurbetçi oyuncudan İtalya'da gördü. Bu da çok önemli. Avusturya'da zaten yetişti. Muhakkak bunlar hep konuşacağımız transferler ama şu an için somut bir gelişme en azından Galatasaray'ın 13 milyon euroya şu an için Sasha Boy'u satmayacağını söyleyebilirim ama oyuncunun Avrupa isteği var. Bunu hep söylüyor. Zaten buraya gelişse bir de kendisini majör liglere atma. Şimdi aslında şöyle konuşunca bütün Galatasaray'da hamleler ya takımda tutulacak, tutulması için çalışan oyunculara ya da satılması gündemde olup onlara gelecek tekliflere bağlı. Her şey ona göre şekillenecek. O yüzden biraz aslında daha yavaş ilerliyor işler bu açıdan. B planları, listeler var evet ama iş hamleye gelince biraz bunlar bekleniyor. Öncelik tabii ki birazdan onları da detaylı konuşuruz. Icardi, Rashica konusu. Sen ne düşünüyorsun Sasha Boy konusunda? Şöyle de değerlendirmek lazım. Şampiyon olan kadro doğal olarak en az hasarlı olan kadro. Evet. En az ihtiyacı olan kadro olarak da görülebilir. Dengeli tutmaya belki çalışacağız. Bu bağlamda bazı kadroyu koruyup üstüne bir iki hamle evet. Yapma ihtimali de olabilir ama çok yüksek teklifler gelirse çok tabii da koruyabilecek gibi durmuyor. Evet. Mesela Ren altyapısı yanlışım yoksa değil mi Sasha Boy? Ren altyapısından kötü oyuncu çıkmıyor. Yani gidip oraya alıp çok büyük bir transfer başarısı ama bu transfer başarısı da aslında başarısızlığa doğru da gidebilirdi. Sezon başında adam rezerv takımdaydı. Hiç düşünülmüyordu. Evet, doğru. Bir anda şansı yaver gitti.
işte şans demeyelim belki kötü olur. Léo Dubois'un sakatlığı söz konusu oldu. Takıma girdi ve fırtına gibi başladı. Belki bu hikaye hiç yaşanmayacaktı. Sacha Boey belki kiralanacaktı. Sezonu başka bir takımla bitirecekti. Ve Mustafa Muhammed tarzında takımdan bonservisle daha düşük bir bonservisle ayrılacaktı. Futbolda trendi yakalama var ya Kenan. Mesela şimdi Enzonzi'ye kötü oyuncu diyemezsin. Roma görmüş, Fransa milli takım ama evet. O tarz oyuncuya yer kalmadı. Şimdi ben bir Mariano hayranıydım. Ebu'ye. Sacha Boey daha tarz. Tam şu an günümüz futboluna uygun bek profilini. O doğru. Doğaçlama futboluyla anormali yönünde. Bir de Rashica onu çok iyi tamamladı önde. Doğru. Bir de hani tabii çok dengeliydi Rashica'nın. Geri dönüşleri de çok kıymetliydi. Bir de yani Sacha Boey'i başka bir... Bir de özgüven. Son Fenerbahçe maçı mesela o Joshua King'e attığı çalım. Valencia ikili mücadeleri oyun yani bazen hakikaten her şeyi iyi gider deriz diye bir oyuncu için. Bu sezon Sacha iyi gitti. Sacha Boey için öyleydi. Sezon bitene kadar Avrupa 21 yaş altı şampiyonası için kadroya dahil edildi. Oraya orada atsaydı sakatlandı. Kendini işte 20 milyon olurdu. Eurolar gelirdi bence. Evet. Çünkü Fransa kadrosu zaten el üstünde tutulan bir kadro. Fransa kadrosu tabii ki hepsi çok yakından inceleniyordur ama Fransa kadrosuna sağ bekte bir iki maç oynadığınız takdirde U21 dahi olsa teklifleriniz ve piyasa değeriniz biraz başka bir noktaya doğru evriliyor. Keşke Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da hani forma giyebilmiş olsaydı bu dönemde oynanan maçlarda. Ama ben Sacha Boey'nin çok potansiyel vaat ettiğini ve birçok özellikle Premier Lig kulübünün oyun tarzıyla kaçırmak istemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden kalma ihtimalinin düşük olduğu kanısındayım. Léo Dubois var eğer ilk seçim olarak kullanılacaksa. Ama Mert Müldür tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi hatırlatalım 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olacak yine gelecek sezon. Fenerbahçe'de de Arda Güler'in ayrılığı söz konusu. Sağ stopere bir yabancı oyuncu bakılıyor. Kaleci içinde bir yabancı girişimi söz konusu. Yani bu bağlamda yerli oyuncu oynatmak için elinizde kaliteli oyuncular olması gerekiyor. Mert Müldür o yüzden Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'ın yaşadıklarını yaşamamak için yine Mert Müldür tarzında bir oyuncuyu hedefliyor. Bence de çok iyi bir opsiyon olabilir. Yani 3 nokta için hatta. Mert Müldür'ün yaşını hatırladım. 99 doğumlu. Çok da evet, hala çok yaş genç. Olarak çok iyi. Fizyolojisi, yıllardır boyu da var. Yıllardır konuşulan bir oyuncu bir de. Evet. Cihan Bey diyor ki Avrupa'ya gitmek isteyenlerin yıllık ücretleri üzerine para eklenip Mehmet Bey'in dediği gibi 23 yaşında oyuncular transfer yapmaktan oturmuş kadroyu tutmak daha avantaj. Gitmek isteyene para teklif etmek, transfere para harcamaktan daha mantıklı değil mi sizce? Gomis mantığı gibi. Evet, biraz öyle yazmış. Gomis'e 500 bin euro verseydik, onun yerine... Jagne'yle Falcao'ya 50 harcamaz. Sonra, evet. Ama bir şekilde kadroyu döndüreceksiniz. Geçen sene 12 milyon euroya Marcao'yu satıp, 30 milyon euro bonservis harcadığınızın üstüne 15 milyon euro Zaniolo. Bu sezon öyle bir senaryo olmayacak. Yani eksi artı dengesi. 10 milyon euroya geçmemesi gerek. Bu iş sadece para işi değil yani. Yani en ufak sportif başarısızlıkla tepe takla gitme riskiniz var. Fikret Orman'ın son dönemindeki Beşiktaş. Bu sezonki Trabzonspor, Ertuğrul evet. Doğan'ın şimdi transfer politikasını görüyoruz. Gayet mantıklı doğal olarak bütçeyi düşürmek zorunda ama kalıyorsun. Bu sadece maaş ve para meselesi değil. Şimdi hepimiz Sacha Boey'nin yerine koyalım kendimizi. Fransa milli takımını hedefleyen ve kariyerinde Avrupa'da önemli başarılar elde etmek isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük saygım var Türkiye'deki bütün kulüplere. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek durumda değiliz. Karma yapsak ligden. O nedenle doğal olarak Arsenal'a, doğal olarak başka takımlara gitme isteği paranın da önünde. Zaten oraya gidince buradan daha fazla kazanma ihtimali var ama evet. Para verelim kalsın meselesi bu oyuncular için geçerli değil. Doğru. Para verelim kalsın meselesi daha farklı oyuncular için geçerli. Şimdi çok soru var transferle ilgili. Şu yabancı oyuncu kuralıyla ilgili güncellemeye dair sorular var. Yusuf Demir'le ilgili sorular var. Bu statüde benzer oyuncu transferi yapacak mı Galatasaray ya da takımlar bununla ilgili? Elbette bu etkileyecektir transfer politikalarını, onu ayrıca söyleyelim. Ama şimdi Yusuf Demir bu kuraldan ziyade oynadığı şans bulduğu maçlarda çok da bekleneni veremedi. Bu sebeple şans bulamadı ve oynamadı. Bu da bir parantez olsun. Sen çok güzel yerden yakaladın. Ben devamını getireyim. Ben yeni sezonda Galatasaray kadrosunun olacağını düşünmüyorum. Ben de. Avrupa'da özellikle bunu vurguluyorum. Kiralık. Çünkü sezon içinde resmi yazıda federasyondan durumunu sordu Ümraniyespor. Kiralayabiliriz diye. Çünkü sezonu Avusturya'da açtı. Galatasaray'da devam etti. Bazen bir oyuncunun 3 ayrı takımda oynanma durumu ortaya çıkıyor. Tabii aynı lig, aynı seviyede oynayamaz. Aynı seviye. İzin çıkmasına rağmen Yusuf gönüllü olmadı. İstemedi. Galatasaray'dan başka takım istemedi Türkiye'de. Futbol altyapısını Avrupa'da aldı ve
Yusuf'un biraz durumu yeri dedim de buradaki bütün her şey Barcelona'daki o mental çöküş. Çünkü 9 maç bir maçla bonservisini almadı. Kolay değil. 19 yaşında o Barcelona şansı bir gitti mi bir daha kolay gelmiyor. İster istemez oyuncuda düşüş gözlemliyoruz. Oyuncu yalnız boş bir oyuncu, onu da söyleyeyim. Bir Kasımpaşa maçı izlediğim zaman o çevre kontrolü herkes yapmaz. Bir iki saniye öncesini düşünmeye çalışıyor ama biraz Emre Mor'un gençliğini hatırlatıyor. Değil yani, bazı o topla vedalaşmayı da öğrenmesi gerek. Bence olması gereken Avrupa'da, bence hatta Avusturya doğru model. Çünkü futbol altyapısını orada aldı. Daha kolay. Nasıl bugün Morutan gitti Serie B'de tekrar kıpırdadı. Benzer hikayeyi Morutan demişken Yunus Emre Bey yazmış. Zaniolo'nun gitme durumu söz konusu. Morutan kalır mı diye sormuş. Zaniolo giderse oraya Raşit'si alınır. Zaniolo çünkü gideceği rakam 25 milyon euronun üzeri olur ve o rakamın 5'te 1'iyle 4'te 1'iyle çok rahat Raşit'e yatırım yaparsınız. Morutan'la ilgili düşünceyi söyleyeyim Melike. Serie B değil, daha iyi bir lige kiralamalıyız. Ama şu olacak. Morutan'da çıkaldığı adı hazırlık kampında sürekli Galatasaray'da olup o maçlarda vitrine çıkartılır. Avrupa'da belki de Türkiye'de bir takım olabilir. Çıkaldığı geçen sezon mesela keşke Konya'ya da Sivas'a kiralansaydı. Arap Yarımadası'na gitti ama orada da seviyesi düştü. Öyle düşünüyorum. Bir soru daha, sonra Yusuf Kenan'ın da görüşlerini alacağım bu konuyla ilgili. Ross sorulmuş. Ross da Süper Lig olabilir. Belçika'da bir takımla görüşüldü. Ross'ta şu olacak, alınırken Nelson'un yerine olası satışı düşünülmüştü ama bir senelik A takım idmanları, Nelson gitse de Ross stopera uzunda ana tercih olmayacak. Sakatlı da oldu. Gelişim göstermesi gereken, oynaması gereken bir oyuncu. Kiralık gidecek, onu söyleyeyim net şekilde. Bir yorumla sana geleceğim. Gökhan Yılan yazmış. Görkem Yılan, özür dilerim. Benim gözüm biraz bozuk. Küçük ekranda göremiyorum. Görkem Yılan. Galatasaray scout transferi yapabilen bir takım. Sasha Boye, Nelson'un alınması gibi genç potansiyelli futbolcular almak daha mantıklı değil mi? Ya her zaman olmuyor. Yani bir de scout transferi illa genç ve potansiyelli oyuncu anlamına gelmiyor. Yani bu scouting meselesi ülkede sadece yeni mesleği bulmak olarak adlandırılıyor. Scouting'in temel anlatımı, belki benden çok daha iyi anlatanlar olur ama ben kendi definisyonumu vereyim. Scouting piyasa şartlarına göre en ideal profili kulübe kazandırmak. Yani siz piyasa şartları 5 milyon euroluk bir oyuncuya 7 milyon euro veriyorsanız orada sıkıntı var. Siz o oyuncuyu iyi araştırmamışsınız. Ya da sizin araştırdığınız oyuncu sizin ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, kulübün ihtiyaçlarını piyasa şartlarına göre en doğru şekilde transfer etmek, scout etmek bu yani. Başka hani 20 yaşında futbolcuyu bulalım. 20 yaşında bulduğunuz her futbolcu da sizin için çıkış yapmayacaktır. Jetson Fernandez örneğini az önce anlattık. Tottenham büyük umutlarla aldı, olmadı. Bunun için başka örnekler de verebiliriz. Yani gelip de olmayan oyuncular. Doğru zamanda, Morutan, doğru zaman, doğru yer. Aynen, Morutan, evet. Büyük yetenek. Herkes çok gerçekten de yetenekli toplu görüyorsunuz yani topu aldığında, kontrol ettiğinde. Ama Morutan... Bir ara Galatasaray'ın Avrupa maçlarında, unutma sözünü, Sasha Boye ve Morutan, hani yanlış mı hatırlıyorum, birlikte oynamıştı bir. Güzel görünmüşlerdi benim de gözüme. Kötü oyuncu değil bu arada bence. Yetenekli oyuncu ama yani Morutan yetenekli oyuncu. O zaman hani Zaniolo'yu satalım, Morutan'ı oynatalım. Çok mantıklı değil. Bir oyuncuyu bir maçta silmemek gerek. Yaptığım yorum geçen belki doğru olmayacak ama. Geçen hafta milli takımda bu arada, evet, iki asist yaptı ama. Örnek verin, Mesut Özil. Fenerbahçe'ye kariyer hayal kırıklığı, bir maçı var. Aslantepe, Galatasaray. Evet. Morutan omuz omuzaya girerse alır. Yani Morutan'ın o anlamda ben. Doğru. Galatasaray'da büyük takımda şu an yeri yoktu. Seri ve muhakkak bir şey katmıştır. Doğru zaman doğru yer diyoruz. Scouting diyoruz. Mesela örnek Mustera. Şimdi ben Mustera'dan futbolu daha iyi tabii ki bilemem. Mustera'nın ne kadar iyi bildiğini şöyle ifade edeceğim. Babel alınıyor, Andone alınıyor, Falcao alınıyor. Bu seneki en iyi transfer Adem Büyük olacak dedi. Hatırlatalım o sezonu. Pandemi olmasa Galatasaray şampiyona gidecekti. Adem Büyük'ün 12. oyuncu olarak müthiş katkısı vardı. Hani bazen her scouting transferi tutacak diye bir kaide de yok. Bazen doğru dokunuşlarda yapmanız gerekir. Yani scouting dediğiniz şey, evet, genç oyunculara odaklanmak, belki maliyeti düşürmek çok önemli. Yani 1.1 milyona ya da 1.5 milyon euroya aldığınız Sasha Boye'yi bence 13'te 10 katına satıyorsun sonuçta. Bence de gayet kötü rakam iyi bir değil. Geri dönüş sizin için, yatırım geri dönüşü olarak. Şu an balıklama atlama diyelim Galatasaray'a. Tabii tabii. Ekipe. Yok yani 15 olur, 18 olur, değerlendirmeye de açarsın. Ama farz edelim ki Sasha Boye ben kesinlikle gitmek istiyorum dedi. Tabii. 13'te 1.5'a göre 10 katı, hatırlatalım aşağı yukarı. 4'e 12 markayı sattın. 3.5'a Abdülkerim, evet, aldın. Sezonu kurtardın. Yani bunlar illa genç oyuncu olmak zorunda değil. Doğru oyuncuyu bulmak. Atilla Szalai,
Bunlardan birisiydi. Bence Mustafa Muhammed de evet olmadı mesela örnek scouting meselesi. Mustafa Muhammed de kötü oyuncu değil ama işte oyuncu kişisel hayatı nedeniyle, yaşam hijyeni nedeniyle olmadı yani. Her zaman doğru oyuncuyu bulamazsın. Bazen para vermek zorundasın. Mesela Sergio Busquets gitmiş şimdi Inter Miami'ye. Enteresan bir transfer. Barcelona'ya herhalde tekrar kuruyorlar. Tavsiye ederim. Iniesta da Vissel Kobe'den ayrıldı. 39 yaşında o da gidebilir. Dani Alves'i de hapisten çıkartırlarsa güzel bir şey olabilir, dörtlü olabilir. Yani scouting dediğiniz şey her zaman genç, işte potansiyel ya da geleceğe yatırım değil. Farklı açılardan da bakmak lazım. Bence Galatasaray'ın transferleri son sezonda özellikle gayet iyiydi. Tutmayanlar var mı? Var. Yani Mata bence sağ içi Seferovic tutmadı. Micho yine şampiyonluk golünü attı. Hani onu söyleyebiliriz ama yine de sezon bazında değerlendirdiğimizde Yusuf Demir tutmadı. Yedek kaleci transferi sormuşlar Mehmet Özcan. Günay ama Gaziantep'ten bonservisini alması gerek şu aşamada. Alacakları var benim bildiğim kadarıyla. Profil olarak da Okan Koç'un yerine bence mantıklı anlıyordur. Büyük takım görmesi ve son sezonlardaki Gaziantep artı Kasımpaşa performansı. Yani Muslera'nın mesela sallandığı bir dönem vardı. Karagümrük, Beşiktaş maçları. Evet. Günay gibi bir kaleciniz olsa belki bir iki maç atabilirsiniz ama şu var Melike, yine birinci kaleci Muslera olacak. Peki devam edeceğiz. Bir araya gideceğiz şimdi. Şöyle güzel Süper Lig'den güzel goller izletelim sizlere. Ama bir yere ayrılmayın. Yine saat başında buradayız. Aranın ardından yine birlikteyiz. Şimdi biz ne yaparız, ne ederiz diye böyle konuşuyoruz son saat diliminde. Hangi haberleri konuşuruz diye. Siz şimdi ben kimim de çok iyisiniz ya. Yönetmenimiz Solga da diyor ki 40 dakika diyor işte haberleri konuşalım. İzleyici sorularını alalım, soru cevap yapalım, merak edilenleri. Sonra kalan 1-2 dakikada da ben kim yaparız zaten o kadar sürüyor. Nazar değdireceksiniz. Ben çok bilmiyorum bu arada artık. Mesela şimdi şöyle, yeni jenerasyonda o gün ne yapayım? O gün biliyor mesela, ben o kadar hakim değilim yeni şeye. 90'lara hakimim. Bazı konularda ben iddialıyım. Yani. Mesela sayarım 90'dan beri Türkiye Kupası'nda kimler kazanmış atlamam yani. Hangi sene hangi takım. Lig maçlarını Galatasaray'ın iyi sayarım. 34 haftalık böyle maratondan. Yani onlarda rakim yok da onların da bana kattığı çok bir şey var mı? Hani... Her zaman vardır öyle deme. Ben şeye inanıyorum ama ya. Yani bu zihin açma meselesi. Mesela sen az önce mesela evet. Milan demeseydin belki o kadar hızlı bilmeyebilirdin. Yine Gullit'e giderdik de. Şu arada düşünüyorum. Rotterdam'mış bu arada. Gullit'in doğum yeri neresi ben onu merak et. Ona bakacaktım. Ama şunu da söyleyelim bu arada Melike. Nuri Şahin en son Antalya Spor. Oyuncu menajer onu ilk değil mi Kenan Vialli ve Gullit getirdi öyle oyuncu menajer. Evet evet. Yani oyun oynadılar aynı zamanda. İkisi de Chelsea'de mi yapmıştı hatta? Chelsea. Ya şimdi ben de siz konuşurken gelen mesajlara baktım. Muhammed Ali Bey yazmış. Tam da böyle konusunu açmalık bir şey o yüzden yazayım sorayım. Mehmet abiye sorar mısın? Torreira bir paylaşım yaptı. Heyecanlandım. Felix Dybala var diyor. Ya biz başka paylaşım yaptık Torreira'nın. Yok. Özel hayata saygı. Özel hayatına saygı duyduğumuz için o paylaşımı konuşmayalım. Miami'de tatil yapıyor. Saygı duyduğumuz, takdir ettik. Miami'de tatil yapıyor. Ben gördüm bu tek arada. Tek başına mı yapıyor? Hayır tabii ki. Ama şöyle hayır tabii ki birçok futbolcu Miami'de tatil yapıyor. Ben yani, çok özenmiştim. Yani çok güzel o atınışlar, Necipler, orada. İngilizcesileri de. Ben Beşiktaşlı oyuncular zamanında yapmış onu biliyorum. Necip olabilir, Atınç olabilir. Dil de öğreniyorsun. İlk yapanlar galiba Feyyaz Uçar'la Ali Gültiken olabilir çok bu güzel. Arada. Çok güzel. Çok o yüzden ya çok futbolcu ayrı konu. Onlar zaten İngilizce biliyorlar tabii ki. Dil değil ama yani olabilir sebep onun. Kariyer planı, MLS, ön hazırlık. Bakarsan fenalik değil. Artık hani Amerika, Körfez ülkeleri çok var onun şeyi. Şu an birçok futbolcu tatilde Miami'yi tercih etmiş. NBA maçları. Bu arada Ronaldo Nazario'yla da fotoğraf koymuş yani. Hani orada hepsi tatilde ve bir belli mekanlar var. Bunlarla gitmiş yani. Yok. Oraya geleceğim. Belli mekanlar var ve o belli mekanlarda eğleniyor böyle isimler. İzleyicimiz ya. Takdir ediyorum hani... Transfer odaklı bakıyorlar. Biz tam aksine biz daha magazin odaklı baktık o taraflara. Aynen. Oyuncu Devrim Özkan'la tatilde tabii. Onu da biliyoruz yani. Onu da takip ettik, gördük. İkisi de Miami'de tatildeler. Ama bu zaten bildiğimiz bir şey uzun zamandır değil mi? Bir Galatasaray taraftarı evet. Devrim Özkan'da.
maçları kaçırmıyor hatta. Evet. Şimdi yani 5 sene önce. Tabii 2019'daki şampiyonluk günü de var fotoğrafı. O zaman bu kadar popüler değildi. Ben bu arada çok başarılı buluyorum oyunculuğunu. Yani benim hoşuma gidiyor bu tarz oyuncuların tuttukları takımı açıp kimileri çekiniyor da hani fan kaybedebilirim vesaire. Ama hani takım tutmak güzel bir şey çünkü. Ben oynadığı diziyi böyle tamamen izlemedim ama ara ara baktım, bir arkadaşım oynuyordu orada çünkü böyle bence çok başarılı bir oyuncu. Zaten çok güzel bir kadın. Bunu da söyleyeyim. İyi tatiller diyoruz. Ama transferle ilgili değil o. Yani yok, bir orada eğlence mekanında tabii ki João Félix'le Dybala ile bir araya gelebilir. Neden olmasın? Peki şimdi biraz izleyici sorularıyla devam edeceğim. Sonra yine haberlerimizle sürdürürüz yayını. Mitchell ne olacak? Mitchell, Kenan'a katılıyorum. Olmadı transfer olarak. Adana Demirspor golü, evet, şampiyonluk golü. Ben de Galatasaray artık şampiyon olur o Mitchell'ın golüyle. Çünkü öyle bir maçtı ki 0-0 bittiğini düşün. Bir gün sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy. Fenerbahçe kazandı mı lider. Puan oluyordu ya da yani. Ben o Mitchell'ın golünü de o maçın sonucunu, seyrini etkilediğini düşünüyorum. Tabii. Yani Galatasaray Adana Demirspor çok 0-0'a kilitlenen bir oyundu. Adana Demirspor'un kaçırdığı pozisyonlar vardı vesaire. Mitchell'e tekrar gelecek olursa, çoğu hep oynayan oyuncu daha az Alkmaar'da. 40 maç. Burada o rolünü yedek oyuncuyu tam kotaramadı desek yeridir. Ama Galatasaray yeni sezonda tekrarlayayım. 6 eleme, 6 grup, bir de kupa ekle. 15 daha maç daha fazla yapacak. O yüzden Mitchell'e ihtiyaç var. Berkan'a da ihtiyaç var. Ben kalması taraftarıyım ama oyuncu gitmek isterse de Galatasaray'ın zaten halihazırda bir orta sahaya takviye düşüncesi de var Melike. Ama tabii orta saha takviyesini şöyle de izah edelim. Bu seneki üçlü Torreira, Oliveira, Mertens'ti. Şunu net söyleyebilirim. Yeni sezonda çok ben Mertens'in 11'de olacağını düşünmüyorum. Ön eleme maçlarında 11 çıkacak gibi gözükse de şu an için. Galatasaray muhakkak merkeze takviyeler yapacak. Şimdi Yusuf Kenan, sana da sorular var. Bir yandan takım takım gitmeyelim, bütün takımları konuşalım istiyorum. Savunma ve kaleci transferi, stoper ve kaleci transferi konusunda ne yapacak Fenerbahçe diye sormuş izleyicimiz. Tabii her şey teknik direktöre bağlanıyor ama senin kendi görüşünü alalım biz. Öğlen yaptığımız yayında YouTube'da BKO transferine olacak sanırım. Keşke olmasa demiştim. Çünkü profil olarak Fenerbahçe'ye çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Umarım yanılırım. Bireysel hataya çok müsait. Ceza sahası içinde sakarlıkları olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin daha çok lider bir oyuncuya ihtiyacı var stoper hattında. Ve o lider oyuncu da sanırım yani BKO değil gibi. Bilmiyorum. Bu benim görüşüm. Oradaki transfer öyle olacak. Az önce hani birçok son dakikada gördüm. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha da netleşir. Kaleci meselesinde Fenerbahçe yabancı bir kaleci arıyor. Yani bunu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bu Altay'ın gideceğine işaret mi? Çünkü Altay şu an Fenerbahçe'nin kaptanıydı. Ama kaptanlık da el değiştirebilir Fenerbahçe'de. Yoksa Altay kalacak, İrfan Can'la sözleşmeyi hani şeyi satın alma maddesi satın alındı. İrfan Can kiralanacak. Tam oradaki rotasyonu kafamda oturtamadım. Halen bir yabancı kaleci arayışı söz konusu. Livakovic meselesi çok konuşulmuştu. Olmadı ama yani Livakovic ve Dinamo Zagreb'den giden oyuncular konusunda olmadı demek yarın öbür gün olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü ilginç bir transfer politikaları var onların da. Her an her şey olabiliyor. Livakovic meselesi gibi Livakovic tarzında bir yabancı kaleci arayışı var Fenerbahçe'de. Ama yine dikkat çekiyorum. Yani 3 yerli oyuncu oynatmak zorunda Fenerbahçe. Tıpkı diğer takımlar gibi. Şimdi kaleci yabancı olursa, sağ stoper yabancı olursa, Arda kalmazsa hangi oyuncular nerede oynayacak? Şimdi Ceko'nun oynayacağını varsayıyorum. Kent'in oynayacağını varsayıyorum. Sağ açığa yine bir yabancı oyuncu alacağını varsayıyorum. Sol stoperin zaten ikisi mevcut halde yabancı. Sol bekin Ferdi olarak kullanabilirsin ama sanmıyorum bir oraya sol bek yabancı olarak gelecek. Bir sağ bekin yerli olabilir ama mevcut durumda yabancı. Ya da Nazım Sangare. O sayı ya da Nazım Sangare. Orada üçüncü oyuncuyu bulmak biraz daha zor hale gelebilir. Orta sahaya o zaman belki İrfan Can, Mert Hakan'ın daha fazla süre aldığı bir süreç izleyebiliriz. Peki Yakup Bey yazmış, Trabzonspor'un forma tanıtımını sormuş sizlere. Güzel forma. Bir onunla ilgili bir tanıtım videosu var Trabzonspor'un paylaştığı. Bir getirelim ekrana, görelim, sonra yorumlayalım. Şimdi ben videoyu izlememiştim.
izlemeye başladığımızda zaten ilk cümleyi söylemişim. Sonda söylenen cümleyi. Gerçekten çünkü slogan haline gelmiş bir şey Trabzonlar için. Bize her yer Trabzon. Bize son sayfa etiketine çok geliyor farklı farklı ülkelerden. Özellikle Trabzonspor'u konuşurken yazın diyorum, aklınıza gelmeyecek yerlerden geliyor. Çünkü gerçekten her yerde Trabzonspor taraftarı bulabilirsiniz. Bu videoda bu ana fikirle çok güzel hazırlanmış. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kaleminden dünyanın dört bir yanındaki şehre hasret Trabzonlu, Trabzonsporlulara duygusal da bir mektup. Bir ara ben de duygulanır gibi oldum, biliyorsunuz böyle şeylerde duygulanıyorum. Ama sonra kadının da hanımefendinin de söylediği gibi Trabzonsporlu, önce ağlattınız sonra güldürdünüz diyor. Sonrası biraz esprili geliyor. Çünkü o bize her yer Trabzon artık biraz esprili bir cümle Trabzonlar arasında da. Ben çok beğendim videoyu. Siz nasıl buldunuz? Fikir çok güzel. Dünyanın her tarafında taraftarımız var diyen birçok kulübümüz var. Trabzonspor'un bunu düşünüp yapmış olması güzel. Çok güzel, evet. Eski bir gurbetçi olarak onların bahsettiği o hasret meselesini ben de çok iyi tahmin edebiliyorum, biliyorum. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bize gazeteler bir gün geç geliyordu. Ben haberleri hep bir gün geç okuyarak, hani bütün transfer haberleri de o dönemde çok fazla maalesef internet falan da yoktu. Transfer haberlerini, bütün açıklamaları, tartışmaları vesaire hep bir gün geç okumuşumdur. O yüzden neler hissettiklerini çok iyi anlayabiliyorum. Çok güzel video. Hani iletişimci gözüyle bakacak olursak da kim yaptıysa ellerine sağlık. Bu tür işler çok güzel işler. Bence muhtemelen bazı noktalarda da ödülle de layık gösterilebilir iletişim konusunda. Ben de öyle düşünüyorum. Mehmet Özcan, sen ne diyeceksin? Lacivert tişörtlü bir... O da bir... Çok güzel bir şey. Giyecek, bunda bir şey yok ki. Evet, o da normal acaba yani. Bir... Fenerbahçe barış... forması giymiyor sonuçta. Evet, sarı evet. Lacivert tişörtlü. Yani Trabzonsporlu biri olarak bu arada. Yani başka formalarda bu arada tam bunu demişken de fotoğrafımı buldum Melike. Trabzonspor forması tuttum. Gösterebilirim aslında, çekim ben de yani. Ekranı tutabilirsin, gösterebilirsin. Arkadaşıma hediye etmiştim Hamşik formasını. Trabzonspor'un da renklerini bu arada üstünde görüldüğü gibi severim ben bu arada mavi. Kameraya tutar mısın? Tutayım tabii. Kendi kameranı. Tuttum. Yollayabilirim aslında fotoğrafı. Evet, yok gözüküyor. Işık hep bu oluyor biliyor musunuz? Bana da olmuştu. Yakışmış da. Gözüküyor şimdi. Ama yok, giymedim. Onu söyleyeyim, arkadaşıma hediye ettim. Neye bağlayacağım? Ben de yurt dışında yaşadım ve her yurt dışında yaşayan o tuttuğu takımın formasıyla spor yapma. Evet, ben yapmıştım. Evet. Galatasaray forması giyinin bir tane şarkıya rastlamadım. İsmail Buzit, benim takımdaki oyuncuyu aldınız dedi Galatasaray formamda. Kayserslautern'liydi o karşılaştığım. O yüzden de lafı gelmişken söyleyeyim, çok güzel video ama... Hala benim için bir numara Melike söyleyeyim, şampiyonluk öncesi o. Evet evet. Özkan Sümer'in, Kazım Koyuncu'nun o... Beni ağlatan bir video. O müthişti mesela benim için. Bu arada iki numaraya da Yusuf Yazıcı'yı, Yusuf'la konuşuyor maketiyle. Evet. O da rahmetli. O güzel işler yapıyor Trabzon. Çok güzel işler yapıyor Trabzon. Bir önceki forma tanıtımı yine... Yaşlı teyzelerin o dokumasıyla o evet, biraz... Evet, evet, o da çok güzeldi. Patlıcan moru mu deriz hani o renge? Biraz o Rodeagan'ın giydiği forma. Deseni vardı hatta. Evet, örgülü. Evet, güzel iş. Çok güzel paylaşımlar yapıyor, güzel kullanıyor. Bu şey çok doğru ama medyanın, Trabzonspor. Tutun takımın formasıyla spor yapma meselesi. Öyle, yurt dışında öyle oluyor. Burada öyle. Yapmıyorum mesela Galatasaray formasıyla spor öyle. Yapmıyorum. Ben yurt dışına yapmıştım. Gerçekten öyle. Ben birçok kişi Fenerbahçeli yaptığımı biliyorum. Yani tabii böyle gönülden bizim gibi Fenerbahçe değiller ama sorduğun zaman Türkiye'den ilk takım aklına gelen ilk takım Fenerbahçe derlerdi. Artık evet tabii etmiştim. Kim tanıdığı en yakın takım taraftarı tabii, kimse onun. Ama bir tane oyuncu say desen hayatta sayamaz. Necati Kartal demiş ki dünyanın her tarafında Sivaslı vardır. Trabzonspor videosu çok güzel demiş. Evet Sivaslı da çoktur bu arada. Rastlarsınız her yerde. Türkiye'nin her tarafında da Sivaslı var bu arada. Zaten o aslında biraz öyle. Onu söyleyelim. Özellikle İstanbul'da adım başı bir Sivaslı ile karşılaşabilirsiniz. Onu da söylememiz lazım. Şimdi transferle ilgili sorularınızı da soracağım. Bir Slaven Bilic ile ilgili çok soru geliyor. Adana Demirspor. Biraz konuşalım onu. Kluivert diğer ihtimal evet. Bilic olmazsa. Bilic bir ara Fenerbahçe Pereira dönemi geliyordu. Evet, konuşuldu Slaven Bilic. Değerlendirildi. Bence Montella sonrasında alınabilecek
kalibreyi çok düşürmeden. Sistem böyle bir şey inşa etmeye çalışan, güzel futbol oynatan teknik direktör aslında. Kalibreyi düşürmeden alınan teknik direktör olarak görüyorum. Montella keşke ülkemize devam etseydi. Ki hala devam edebilir, belki bir takımla anlaşır. Slaven Bilic de bence mutlu eder. Ülke futboluna dair güzel fikirleri var Slaven Bilic'in. Bir de ben yakıştırdım Adana Demirspor'la. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Montella deyince aklıma geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dördü içinde. Umarım teknik adamları sonuna kadar devam eder ama en ufak bir ayrılıkta çok rahat Montella gündeme gelecek. Sene Fenerbahçe için olmasını düşünüyordum. Olacaktı, yakındı. Her ne kadar inkar edilse de olmadı. Bilic Adana Demir doğru denklem, katılıyorum. O enerjileri tutacak gibi. Bana da öyle geliyor. Çok tutkulu. Ben Bilic'in hocalığını beğenirim. Beşiktaş'ta çok şanslı bir döneme denk geldi. Vodafone yani İnönü Stadı yoktu. Beşiktaş yeni stadına geçiyor tabii. Samet Aybaba ile son maçını oynadı İnönü'nde. Yani Bilic hiç 40 bin taraftar oynayamadı. Evet, hep stat hatta o bir alışkanlık da kazandı Beşiktaş. Deplasman'da her maçını oynar gibi. Şenol Güneş'e çok net bir şampiyonluk. Yani biraz onun zeminini de ben Bilic için hazırladığını düşünüyorum kadro olarak. Şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara yine döneceğim ama Güvenç Hoca bizi izliyor, Güvenç Kurtar. Selam göndermiş size. Teşekkürüz hocamıza. Sizi hocama sevgiler demiş. Hocam sevgiler, seni seviyoruz. Şimdi bir ilginç bir soru var bu şeyle ilgili. Yeni alınan yabancı oyuncu kararına ek maddeyle ilgili. Mavi kart konusuyla ilgili. Salih Bey yazmış. İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Galatasaray Emre Can'ı TFF'nin çıkardığı yeni kuralla birlikte yeni sezonda izleyebilir miyiz diye sormuş. Bilmiyorum o kategoriye dahil oluyor mu ben? Bakmamız lazım. Emre Can burada yabancı sayısı da oynatılır yani. O çok problem değil. Yani Emre Can'dan bahsediyoruz. Kontenjanı harcarsın onun için de. Evet, gerçekten. Ama Emre Can gelir mi? Gelir o mi? Mesele artık o biraz orada. Yani. Mavi kartı oynayıp oynamaması yani. Meselesi değil yani. Emre Can'ı oynatırsın herhalde. Yani. Yeni sezonda izleyebilir miyiz diye sormuş. Bir de çocuklarım hasta Galatasaraylı. Mehmet Özcan'dan acil cevap bekliyoruz diye de eklemiş. Böyle cevap vermiş olalım. Benim yayında Galatasaray ne güzel. Gençlikse şampiyonluk göre göre büyüyor. Şanslılar o anlamda. Tekrarlayayım yani artı 3'te Galatasaray geçen sezon işte Melike ne diyorduk? Abdülkerim'le Kerem'den sonra kimi yazacak Okan Hoca diyorduk. Yunus'la sezon başladı olmadı. 2 Fenerbahçe maçı. Kadıköy 4 yerli. Son maç 5 yerli. Kazımcan da sol bekteydi. Berkan ve Barış Alper ek olarak. Ben çok takılmıyorum o yüzden o denklemlere artı 3. Transfer politikasında bunun net şekilde şekillendireceğini düşünmüyorum. Programın bir önceki bölümünde ifade ettim Melike. Bu karar belki de en çok Yusuf Demir'i mutlu edecek ama ben Yusuf Demir'in çok kalıcı olabileceğini düşünmüyorum bu sezon özelinde. Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Mertens'ten daha iyi bir oyuncu alınacak diyorum. Orada Mertens var. Zaniolo kalsa Zaniolo'yu o yine forvet arkası. Yusuf Demir'e çok sıra geleceğine ihtimal vermiyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Bir sorularımız var. Hangisi doğru diyeceğiz? O da Beknaz için de geçerli. Onu da. O da Beknaz için de geçerli. Ama doğru. O da çok zor. O profesyonel sözleşme imzalamadı bu arada Beknaz. Daha. 18 sonrası benim bildiğim şu an serbest her takıma imza atabilir. Sorularımız gelecek sırayla. İlki gelsin bakalım. Şukurov o zaman yerli olacak Şukurov, değil mi? Şukurov. Şukurov ya şey değil mi? Karagümrük. Şukurov. Roma'daki Özbek forvet. Şomurodo mesela, pivot santrafor. Konuşmak gerek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hangi takım daha fazla transfer geliri elde etmiştir diye soruyoruz. Adana Demirspor mu, Konya Spor mu? Butici'yi sattı Konya Spor. Abdülkerim sattı Konya Spor. 3 artı 1, 5. Adana Demirspor kimi satacak? Balotelli 2'ye falan gitti. Konyaspor. Evet, Tayyip Talha'yla Samet Akay'ın Adana Demirspor diyorum doğru. Ben. Ya bunlar birbirlerini düzeltiyor hep böyle Adana işte ya. Adana Demirspor diyorum abi ben. Doğru, 4 artı 3, 7. Adana Demirspor. Bir de Balotelli'den de kazandılar. Adana Demirspor. Adana Demirspor diyoruz. Gelsin. Bravo. Ben bilemedim. Canım, yok. Ama bir dakika. Yakın abi, çok yakın. Çok ama yine de bu sefer asisti ben yaptım. Doğru, sana yazar. Birbirlerini nasıl düzeltiyorlar? Ne yapalım? Biz abi artık Butici'yi çok iyi hatırlamaz. Neydi? Adriano ve Ronaldo değil mi? Ben öyle diyorum ya. Şişman Adriano. Adriano'yla. Peki, ikinci sorumuz geldi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hangi takım daha çok teknik direktörü değiştirmişti? Bak, bu benim sevdiğim soru. Sen abi, sen seviyorsun. Bırakıyorum sana.
Şimdi Farioli sonrası Ersun Hoca, Ersun Hoca sonrası Ömer Erdoğan. Ankara gücüne dön. Başlangıç Mustafa Dalcı'ydı sanırım. Evet. Ömer Erdoğan'ı getirdiler. Aynen. Ankara gücü daha fazla. Sonrasında Tolunay Kafkas. Sonra? Tolunay Kafkas kaldı. Bir dakika. Arada biri var. Arada biri var. Ömer Erdoğan'la Tolunay Kafkas arasında biri var. Kimdi o? Ankara gücü. Ankara gücünde mi? Evet. Aa, efsane futbolcusu eski. Şey ya Sedat. Evet Sedat Açay. Sedat Açay'da ama o da bir, çıktı mı resmi maça? Çıktı. Çıktı. Ankara gücü. 3-3 bak gücü. Ben bilemedim. 4-3. Ankara tamam gücü. Melike burada Melike bildi. 4-3. Melike'ye ben saydım emin ama sen bana bak. 4-3 mü diyorsunuz? Yes. Ya kaç değiştirmiştir Alanya ama. Alanya Spor Farioli ile başladı. Değil mi? Farioli, Ersun Yanal evet. Ömer Erdoğan. Ömer Erdoğan. Yani değişim sayısı ama kaç oluyor? 2, hoca sayısı. 3'e 2. Tamam gel. Ankara gücü böyle, çünkü bundan sonra yeni. Sürpriz cevap yok arkadaşlar bu bölümde. Bu. Direkçi cevapları buluyorlar zaten. Gelsin. Burada da Melike'ye yazıyoruz asist. Tabii. Yok ben görüyorum cevapları zaten. Olsun yine de asist yaptı. Çok güzel soru. Peki değişim sayısı, hoca sayısı yazmıyor. Değişim sayısı bunlar. Bu arada çok özür dilerim Melike. Pandemide bir röportaj yapmıştım. İyi oyuncuydu Henrique. Kayseri 4 hoca gördüm hayatımda görmedim dedi. Bir sezonu 4 hoca. Mesela yaşamış bunun da, o. Ya. Bunun da kısıtlandırılması lazım. Nasıl evet, bir evet. Oyuncu 3 takımda oynayamıyorsa bir sezonda bir takımında 2-3 kere değiştirmesi üçten anlamsız. 3'ten fazla olmamalı bence. Ben burada sana katılmıyorum. Kısıtlama koyamazsın. Niye? İster 5 ister 6 o hoca. Ben bu şey gibi o zaman ilk 11'de genç oynatıyor. Yani kısıtlama olmaz bence. O zaman oyuncuya da koyma. Hocaları da koyma. Aynen ona da. Oyuncuya da koyma o zaman. Oyuncuya da koyma tamam. Yani oyuncuya koyuyorsan o yüzden koy diyorum. Aa yok artık. Süleyman Bedir izleyicimiz yazmış. Bizi telefondan seyrediyorlar. Samsung Spor taraftarı da dünyanın her yerinde var. Nereden yazıyorsunuz bize peki? Bir dışarıda bir yerdeler ama neredeler 55 bilmiyorum. Numaralı futbolcu da vardır. Doğru söylüyor. Çok. Fotoğraf göndermişler bir de bizi seyrederken. Sevgiler Süleyman Saygılar. Bedir'e. Teşekkür edelim. Son sorumuz gelsin. Chelsea. Geldi ben okumadan. Premier Lig'de geçtiğimiz sezon hangi takım daha fazla transfer yapmış? Chelsea geleceğe yatırım yapmadı mı? Hep onu okudum ben. Chelsea, genç yaşlarda. Ben Chelsea diyorum. Arsenal'de biliyorsun iki tane stili aldı. Sol bek aldı. Forvet aldı. Gabriel Jesus. Ama Chelsea'dir. Ben de Chelsea diyorum. Chelsea hep bir yapılanmaya girdi. Bence ben Chelsea diye okudum. Chelsea çok yaptı. Kaça kaçtır? Ya Arsenal 6'ya 7. Sanırım Chelsea'nin 10 transferi olabilir. 9-10. Evet 10 transferi olabilir Chelsea'nin. Bari buradan kazanalım. Bari burada kazanalım. 3'e 5 mi? Bari burada kazanalım. Ne ya. Yapalım? Evet Arsenal burada bakalım. Burada hiç yaklaşamadılar. Gelsin. Gelsin de bir görün. Oy. Ya bak dedim Chelsea o kazandın bana ne ya ben sayısını. Yok canım kazandınız da. Ben Chelsea okuduğum için. Chelsea zaten belliydi de. 16 oyuncu beklemez mesela. Arsenal'ı sorsan hayatta 16 demez. Asıl güzel soru şey ne olur biliyor musun Melike? Necati Kartal yazmış. Evet. Aynı fikirde oldukları yetmiyormuş gibi bir de birbirlerine takviye yapıyorlar. Bu ama ikili evet. Biz böyle sevilir yazmış. Yusuf ederiz. Kenan Çalık ve Mehmet Özcan ama demiş. Bak hocada anlaşamadık mesela. Sınırlama diyor ben olmaz diyorum. Takımda da anlaşamıyoruz. O Galatasaraylı ben Fenerbahçeliyim. Ama işte bakın ne kadar güzel olabiliyor bu işler. Aa ben kimim gelmiş? Okumadan durun ben bir okuyacağım. Şimdi. Aa, bunu tamam bildi. Bildi. Mehmet bildi söyleyeyim size. Ülkem dışında İtalya, İspanya ve Türkiye'de futbol oynadım. Süper Lig'de son golümü Kocaeli Spor'a karşı attım. Avrupa'daki ilk ve tek kupamı Parma ile kazandım. Türkiye'deki en mutlu anım Galatasaray'a karşı oynadığımız maçtı. Utangaç karakterimin altında büyük bir yetenek yatıyordu. Zor soru. Ben kimim? Oo, çok güzel. Apya. Ben yorum yapmayacağım. Apyah değil mi? Yorum yapmayacağım, hayır. Apyah'sa bravo diyecektim sana. Ben de bravo diyecektim kendime. Program Türkiye'deki en mutlu anım Galatasaray'a karşı oynadığımız maçtı. Sergen attı şampiyonluk geldi maçı olmasın. Abi Avrupa'daki ilk ve tek kupayı parmayla kazandım. Ve o sezonda Kocaeli Spor Junti. Hayır. Tek kupayı parmayla kazandım. Junti oynamadı parmadı. Güzel tahmin. Junti Kocaeli'ye gol atmıştı. Güzel tahmin. Ben oradan bulursun diye düşünüyorum. Bir de Sergen attı şampiyonluk geldi maçı var ya. Evet. Zago. Ama Kocaeli'ye attı mı? Ülkem dışında İtalya, İspanya, Utangaç söyle abi değildi. Zago. O Sergen İyiymiş. Attı şampiyonluk geldi de oynayan bir oyuncu. O sene Kocaeli küme düştü. Utangaç karakterimin altında büyük bir yetenek. Büyük bir yetenek.
Utangaç karakteri abi. Ben yok de. Yok değil. Bir dakika, Parma'dan bulmamız gerek. Parma... onu söylüyorum abi, ilk ve tek kupamı Parma'ya kazandım. 98-99 Fenerbahçe'yi evet. Eleyip aldılar kupayı. Evet o şey kadro. Buffon var, Turan var. İspanya'da oynamadı. Şey, Galatasaray'a karşı şey mutlu utangaç karakter. Chiesa, Cannavaro. Crespo vardı. Dino Baggio. Bu futbolcu Crespo. Avrupalı değil. Tamam eyvallah, onu çözdük. Arjantinli Kocaelispor atacak bir de gol. Parma ile kupa kazanıp da yedeklerde çıkmıştır kesin. Yusuf bulmuştur 18. sırada yazılan maç listesine. O 99'da Parma ile kupayı alacak. Lige gelecek. Kocaeli Spor'a gol atacak. Kocaeli 2003'te ligdeydi. 2008-2009'da ligdeydi. Şaşkınız. Biz bir dakikada bileceksiniz utangaç derken. Utangaç karakter. Türkiye'deki en mutlu anım Galatasaray'a karşı oynadığım maç. Ben hala 2002-2003 Beşiktaş kaldı. Guliti buldular. Guliti ama. Nokta nokta noktayı bulamadılar. Bir şey soracağım. 2002-2003 Beşiktaş. Düşünelim kadroyu. Kaleci Cordoba. Zago Ronaldo. Orta saha Cunti dedim. Amaral olamaz. Amaral'ın golü yok. Alexey Soza. Kasımpaşa maçıydı. Hayır. Kocaeli değil. Parma'da belki kadronun bir parçasıdır uzaktan. Ama o yılda değildi, daha geçti. Düşünelim. Ben ipucu vermeye korkuyorum. Utangaç karakterim. Ben hala utangaç karakterde kaldım. Oradan bulamazsınız. Onu bir eminim ondan bulamayacağım. Türkiye'deki en mutlu anım Galatasaray'a karşı oynadığımız maç diyor. Sergen attı şampiyon gelen hangi maç? 6-0'lık maç, 6 Kasım, Stevic ama Almanya değil. Bu arada bu oyuncunun kendi ağzından çıkan bir şeymiş. Yani Türkiye'deki en mutlu anı o maçmış yani. Kendi söylemiş bunu. Ortega değil mi? Ariel Ortega. Ya niye söylettiniz bu ipucunu ya? Hayır. Ben sen söylemeden önce söyledim de. Ariel Ortega. Ben 6-0 dedim, oradan mı? Evet abi. Daha yani 6-0. 6-0 yabancı Güney Amerikalı Ortega yani. Kocaeli Spor 2-2-1. Çok denk geliyor bana Ortega. Evet, çok bahsediyoruz. Geçen sefer de tanı beni de ama bir şey soracağım. İnanılmaz yani, hiç kopyalar Ortega'yı çıkmıyor. Ne yapmış biliyor musunuz Yusuf? Utangaç. İsmi kolay ama böyle bulması zor hale getirmeye çalışmış. Ama nasıl yani, işte bu kadar zor diyebildik. Maradona utangaç dedi. Derken... birazcık sosyal ilişkileri çok gelişmiş değildi. Evet. Doğru söylüyor. Bak sezonu buldum 2002-2003. Volkan Demir anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam, ama ülkeye yani alışamamış. Ya hani olur biraz, ya yabancı ülkeye adapte olamamadır, o psikolojik problemleri de vardı. Varmış. Futbol dışı problemleri evet. De vardı. Ama benim izlediğim, bilmiyorum Mehmet katılır mısın, çalım konusunda. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bir Snyder derim transferde. İki Ortega şöyle. Maradona sonrası 10 numarasını getirdiniz Arjantin'in. Ve hala aynı noktadayım. Altyapılarda 6-0'lık maçta attığı golü gösterin. Evet. Orta sahadan başlayıp o koşu. Yani başka seviye bir futbolcu da ama olmadı. Acayip kariyer yani. De olmadı zaten Fenerbahçe'den gittikten sonra. Evet, ya yine Fenerbahçe'de fena golü yok yani bayağı. O yine... kariyer yani, olarak maça göre gol sayısı etkisi fena değil. Ama daha fazla izlemek isterdik. Anelka da öyle yani şekilde daha fazla izlemek isterdik. Gereksiz soru sorayım. Numarası kaçtı? Ariel orada 23 değil miydi? 23 mesela. 23. 10 giymesi gerekti ama Revo var, Rafa hiç var, gelmez sıra. Forma için ne diyorsunuz? Forma güzel forma ya. Yani yok, çok affedersiniz burada taraf. Tamam biliyorum da yani. Efendim? Fenerbahçe forması. Burada tarafsız davranamam ama güzel forma yani. Ben Fenerbahçe'nin en çirkin formasını bile beğeniyorum yani. Hepsi bu arada var. İlk bilen izleyicimiz Zeki Çelik isimli izleyicimiz, onu söyleyelim. Bildi. İyi takımımızın önemli oyuncusu. Ben senin kadar iyimser değilim. Ben biraz kızıyorum forma konusuna. Ben de kızıyorum. Geçmiş daha formalar güzel, daha formalar güzel. Yani artık hakikaten buradan sesleneyim. Markalar. 88-89 Galatasaray parçalısını istiyorum yani. Sarı kırmızı böyle daha renkler zaten renkler iyice biraz turuncuyla bordoya gitmeye başladı. Renk tonlarını bu kadar değiştirmeyin. Renklerle bu kadar oynamayın evet ya. Ha, bu arada lafı gelmişken Trabzonspor'un formalarını beğendim mesela. Ben de. Bu çok iyi son dönem formaları. Fenerbahçe'nin sarı formasını beğendim bu sadece. Bu sezon ben de onu beğendim. Galatasaray'ın daha kötü hediye parçalarını gördüğüm için buna lafım evet. Yok. Evet. Ama Ömer'in, yine de çok iyi değişim kısımlarını beğenmedim. Snyder'in son sezonundaki parçalı facia mesela. Böyle bir televizyon ekranı gibi yan daha klasik parçalı. Olanlar daha güzel oluyor. Selim ama Bey demiş ki... Haklısın. Bu ikiliye geldikleri zaman 1960'tan falan sor. Daha geçen doğru.
bir 4-5 ay önce sordular. Oradan da bildik. Elimizden geleni yapıyoruz. Hiç merak etmeyin. Bir tane bilemedik değil mi? Biz Mehmet'le bir kere vazgeçtik. Bilemedik. Bir kere dedik ki bu olmadı dedik. Hatta Curu çıkmıştı. Yohan Curu çıkmıştı. Antalya Spor'da oynuyor. Aa doğru hiç. Bir kere abi bir tane bilemedik. Arada biz de işte çok zorlandığımız öyle başarıya olmuştur. Ulaşabiliyoruz öyle. Ben bazen kopya çekip de bilemiyorum ekran başında o da oluyor. Orada direkt kopya ünleniyorsun. Varsa çünkü o da bir tane daha yapalım ya. Yok şimdi tanı tabii beni. Yani. İlk fotoğrafımız gelsin bakalım. Bu zor ya. Ben de bilmiyorum. Bende yok. Yok abi bu çok zor. Uzakta zaten gözler görmüyor. Bana da yazın söyleyin. Diego. Brezilyalı Diego mu? Kim? Diego. Ribas. Değil mi? Çok benzettim. Ciro. Hayır. Hangi forma ki? Ben formadan çözmemiz gerekti. Uruguay forması mı? Forlan. Forlan olabilir evet. Ama bir dakika ya. Milli takım formaları olmaz. Yani. Bu kulüp daha takım forması. Daha çok Luhav formasına benziyor bu. City forması gibi mi? Formayı çözemedik. Bernardo Silva. Evet. Hayır. Bernardo Silva bu. Hayır. Yok. Çok... Türkiye'si var. Türkiye'si var. Bobo. Bernardo Silva değil o zaman. Bobo çok güzelmiş. Avustralya'daki forması. Avustralya'daki forması dedi bak. Ya ne yapabiliriz ki artık? İnsan ben gidiyorum ama bunu ya böyle gerçekten. Şey söyleyeceğim ya. Ya bak yine Fenerbahçeli forması dedi ya. Fenerbahçeli taraftarları kızdırmak istemiyorum ama çok gereksizliği vereyim. Her statta golü var Fenerbahçe. Çok abi ilginç. Bir şey söyleyeceğim. Bobo ve İnönü, Umut Kadıköy, Bulut. Almanya'da bir süper kupa oldu orada attı. İzmir'de final oldu orada attı. Abi, Kayseri'ye Bobo, gitti Kayseri'de attı. Bobo ve Umut Bulut. Evet. Umut Bulut'la çıkılan her maçta rahatlıkla Fenerbahçe'ye gol atacağını tahmin edebilirdiniz. Surat ifadesi şu an rejinin size olan surat ifadesiymiş. Bobo yok. Helal olsun. Bende bir şey oldu. Ya bir şey diyeceğim. Bobo demeni geçtim. Ya Avustralya'daki formayı ya gerçekten bulanıkken anlayamazsın. Ya bir de bir şey soracağım. Şimdi Bobo Melike bilmiyorum o jenerasyon o zamanları tamam. Gökhan Güreş de aynı anda transfer evet. oldu. Sergen Yalçın takım kaptanı. Sordular Sergen Yalçın işte bu gençler hakkında ne düşünüyorsun diye. Gökhan çok iyi yetenekli. Bobo'nun da adı güzeldi. O da çok iyiydi mesela. O zaman çünkü çok fikrimiz yoktu Bobo ile ilgili. Biraz geç yılmıştı. Bu kim? Kevin kim Company. Bu? Vansan Company. Bana söyleyin ya. Company City. Değil mi bu? Company değil mi? Gabriel yok, Jesus. Yok tamam ben anladım kim olduğunu. Gabriel Jesus. Bunu değil. Bulamazlar rahatsız. Bulamazlar rahatsız. Abi formaları... City, Sean Wright Phillips diyeceğim de saç vardı onda ya. Hayır değil. City'li bu. Robinho. Hayır. Ama güzel cevap. Güzel Robinho cevap. Robinho. Bence Robinho'yu andırıyor profili ya. Profili var. Andırıyor. Robinho bir de biliyorsun ilk böyle Real'den Bobo'da transfer. Bobo'da Bernardo Silva'yı andırıyor. Hayır yani Robinho ilk böyle evet, şeydi evet. ya. 40 milyon euroya gitmişti Real Madrid'den. Son günü transfer edildi. İzleyicilerimize bakayım ya bilen var. Robinho. Hakikaten Robinho bu ya. Vinicius Junior değil değil mi bu? Değil. Rodrigo. Bence cevaplar bunu... geldi bence biliyorlar. Bu futbolcunun Türkiye'si var. Joe. Kim? Joe. Hayır. Sturridge değil. Hayır Elano. Gelmiyor ki cevap. Yok Elano. Elano beyaz. Kim? Daha. Elano. Hayır. Kararttılar falan iyice şey yapmak için. City. Isiar diye değil ama o da. Şey kim vardı? City ya bu forma değil mi? City değil mi Kenan forma? Olabilir abi. Ya da Tottenham forması Antalya mı? Spor'un da böyle bir forması vardı. Yani formayı nasıl çıkardın ben onu anlamadım. City değil mi? Bilmem. Değilse söyleyeyim bütün stil oyuncuları sayıyoruz. Bir takımın ikinci forması da olabilir belki. Tamam City değil anladık Tottenham desek. Abi Türkiye'deki bir formada olabilir. Aa Leeds amblemi Leeds gibi ya. Leeds United gibi bak amblem. Alioski mi? Hayır kim var Alioski'ye Leeds'de? Alioski'ye de hiç benzemiyor. Sol Bamba. Neden bu kadar İngiltere'den gidiyorsunuz? Antalya Spor o zaman o forma mavi renk. Curu değil mi ya? Hayır. Bir daha Curu'da şaşırmamak için. O zaman dur bak bu oyuncuyu bilemedik bari mevki falan söyleyin de uğraşmayalım. Hani sağ bek sol bek bulamayacağız uğraştırmak yani. Uğraştırmak için söylüyorlar zaten. Yani bir mevki söyleyin. Abi bu zormuş gerçekten. Yani. Zor hakikaten ya. Bir şey diyeceğim. Biliyor arkadaşlarım bana mesaj geliyor biz bilemiyoruz. Bir şey diyeceğim. Zorlamayalım tamam. Evet.
Brezilyalı bu futbolcu. Joe dedim, olmadı. Türkiye'si kim var başka? Türkiye'si var. Ne? Türkiye'si var. Roberto Carlos. Joe dedik, olmadı. Mehmet Özcan, sen kesin çıplak gözle izledin. Tamam, Galatasaray'da kim vardı Brezilyalı? Elano dedim, olmadı. Joe, başka Brezilyalı kim? Ha, şey buldum. Aktif olarak futbol oynuyor. Ha, oynuyor. Evet. Chris. Hayır. Bırakmıştır aktif futbol. Brezilyalı. Galatasaray nasıl bilemem. Şampiyonluğu var Galatasaray'la. Fernando. Fernando. Fernando Reges. City dönemi ama. Sizi biraz City'den uzaklaştırmaya çalıştım. Yok ama. Yok abi, forma belli canım. Bir de bu hali gelmedi Galatasaray'a ya. Saçlar falan vardı Galatasaray'da. Doğru, evet, saçları vardı. Bu arada ben geldiğinde Melo'ya çok benzetmiştim. Ne alakası var demişler. Gayet de Melo'ya benziyor bu arada. Çok büyük oyuncuydu. Ya Elano'ya benzemediği kesin. O Sit abi, formayı bulduk benziyor. Yani. Doğru söylüyorsun. Evet, sonuncu kim? İrfancan. Ben bilmiyorum şu an. İrfancan değil mi ya? Frank Lampard. İrfancan'ın öyle forması Lampard. Yok. Lampard. Kim? Lampard. Hayır, kim? Branislav Ivanovic. Kristensen. Var ya, bunu sabaha kadar bulamazlar. Yok, bu Chelsea'li ya. İpucu vermemiz lazım. Bu Chelsea'li değil mi? Tamam. Chelsea'li. Şimdi vermeyelim. Bu oyuncunun Chelsea'si var mı? Chelsea'si var. Birazcık. Wayne Rooney. Hayır. Yok ya, Chelsea'nin stoperlerinden birisi olabilir Ivanovic. Mi? Ivanovic değil, diğeri ya. Kristensen de değil. Neydi öbürünün adı? Unuttum ya. Chelsea mi? Chelsea stoper. Şurası. Abi forma, şey bir forma. Sıkıntı Tottenham forması mı diyeceğim? Chelsea'nin hangi stoperi? Ya Kristensen değil de diğeriydi. Kristensen mi? Hayır. Ama diğeri o zaman. Aspilicueta mı? Stones. Mücadele edemiyorum sizinle. Aspilicueta. Hayır, hayır, hayır. Stones. İpucu vermiyorum. Beyaz. Gözüm atmaya başladı. Şu Aston Villa'dan giden bir vardı. Barry miydi? On beyaz. Ama ne desem yok, bulacaklar yok. Biliyorsunuz değil mi? Fernando ne? Torres olabilir mi? Hayır. Türkiye'si var mı? Söylemeyeceğim. Yok. Türkiye'si yok bunun. Bu Chelsea. Abi Türkiye'si yoksa da Türkiye'si var bunun. Var. Türkiye'si var. Simon kim geldi? Kea. Simon Kea? Hayır. Azar işitiyoruz artık. Abi Türkiye'si olacak defans. Türkiye'si var mı gerçekten? Bu, var Türkiye'si ya, yoksa yok derdi. Olabilir de olmayabilir de. Yok Türkiye'si işte, var. Futbolcu da olabilir, kim olmayabilir de. Kim var ki de. Ya İngiliz? Chelsea'nin malzemecisi. Sen Chelsea oldun formada. Raul Meireles. Ben formayı çözemedim. Meireles abi, ne Chelsea. Abi, Türkiye'si var desem ilk saniyede bileceklerdi. En azından biraz zaman kazandı. Bir dakika kazandı. Yalnız forma, ben formayı göremedim abi o zaman. Benim Chelsea gözlerde, dedim abi sana. Hayır, şöyle değişik ama bir formaydı. Ama sen beni neden dinlemiyorsun? Sıkıntıyı söyleyeyim mi? Etraftaki gölgelendirme ben forma şeyi zannettim. Ya şöyle, şurası açık mavi, şurası koyu mavi yani forma bugün zannettim. Bugün 9. saatimiz birlikte beni 9. saatte dinlememeye başladığını gördüm. Evet, ben artık, formayı artık çözemedim. Sonuç. Vallahi formayı Chelsea çözemedim. Chelsea dedim 10 kere. Tolga diyor ki, yönetmenimiz Tolga. Şimdi diyor biraz diyor zorladık ya, bu da anlık reji. Ya bir şey çok söyleyeceğim. Zor. Baba keşke bir o kalibrede bir daha futbolcu gelse. İyiydi yani. Evet, şimdi artık sona geldik. Ama sosyal medyadan güzel görüntülerimiz varmış. Hangisi gelecek ilk bakalım. JJ Okocu. 90'lar futbol sayfası. Ya Arda'nın gidişi, JJ Okocu'nun gidişini çok hatırlatıyor. Hani o mesele çok hatırlatıyor. Sana zor soru. Arkadaki yok Balakov mu? Bulgar. Balakov olabilir. Ya da Borimirov mu? Stüdyoyu boşaltın. 4 numara abi. Stoperi. 8 değil mi o ya? 4 abi o. 4 mü? Şey Nijerya, bakın İspanya en güzel maç. Her 98. yerde bir soru bulma, bir, evet. Bir şeyler var yani bu iki dair. CC ilk geldiğinde futbol kampındaydım ben. Babam aradı. Ben hayatımda böyle topçu görmedim demişti. Tek cümlesi buydu. İlk iki maçın sanırım yanlışım yoksa izleyememiştim. Sonra kırmızı kramponları ben de herkes gibi istedim. Alamadık tabii. Diyor ki reji, verdiğimiz fotoğraflarda antrenman yapmasınlar. Sürekli birilerini tanıma. Mesela şimdi arkadaki abi şu an bulanık beni. Bence. Arkadaki de bir tanı beni yani. Evet, tanı beni. Peki antrenmanı. Sıradaki paylaşım gelsin. Rüdiger Ayasofya Camii ve meydanını gezmiş. Çok net söylüyorum, görsem tanımam. Yani anlamam daha doğrusu. Ben de anlamam. Rüdiger olduğunu. Rüdiger'i anlarım da anlayamam hani gezmeye gelmiş belli de. Ben de anlayamam bu arada.
Sıradakiler yaz. Kim acaba? Belediye başkanı diye okumuştum sanırım. Olabilir. İkisi de orada mi? Yani sağ tarafındaki Gizem, belediye başkanı. Hangisi bilmiyorum o kadar. Reji ne diyor biliyor musunuz? Bu fotoğrafta da şimdi arkadakileri tahmin etmeye çalışacaklar. Arkada Fenerbahçe'nin U13 futbolcusu var mı? Ay izleyicilerimizden çok özür diliyorum. Bu yani artık son dakikalar. Tadilat ilerlemiş ama. Gülme krizine gireceğim. Son bir fotoğraf daha mı var yoksa iki mi? Bir tane daha geliyor. ChatGPT'ye sorduk. Bir futbol maçında atılmış en kritik golü söyledi. Peki ya sence? Yani ChatGPT genelde böyle en yaygın cevapları verdiği için Diego Armando Maradona'nın golünü söyledi. Gol kralı kimdi? 86 Dünya Kupası. Yok hatırlamıyorum. Lineker. Lineker'e yazık oldu mesela. Ben hani Lineker'in ben hep söylüyorum belki... Maradona'cıyız tamam ama Bobby Raps belgeselini bir izleyeyim. Bobby Raps'ın Tanrı'nın eli, sahtekarın eli röportajını bir dinlemek gerek. Bir de onun tabii, ağzından. Bambaşka bir kariyeri. Lazım. Yine çok iyi bir kariyer oldu Bobby Raps'ın ama İngiltere'ye 66 dışında bir dünya şampiyonu olacaktı belki de. Olabilirdi yüksek ihtimalle. Çok ben benim aklım hep Bayern United maçındaki son dakika golleri geliyor. Böyle kritik golde. Kritik hatada da Karius Benzema. O evet. Karius ama, Benzema yani bu da muhakkak. Bu golün üzerine bir de olağanüstü gol atınca sanki dengelemiş gibi oldu. Bir de Maradona olunca her şey affedildi ya. Şimdi Thierry Henry de elle asist yaptı. O affedilmedi çok fazla. Ama Maradona olunca affediliyor. Bazı insanlara kötülük yakıştırılıyor ve yani çok da şey yapılmıyor. Mesela George Best'in hayatına örnek alınması gerektiğini düşünenler falan var. Oysa peki ki... bu da Maçkolik hesabının Ceko paylaşımı. Ceko. Ceko hazırsan. Kolarov'a benzemiyor mu? Gora'dan değil mi bu? Kolarov. Kolarov ama. Ben çok benzetiyorum sol bek. Zaten o... Kolarov da hep Türkiye gelecek mi gelmeyecek ucundan mi transferi ama. Hep böyle ucundan haber döndü. Yapılan ama bir türlü gelmeyen oyuncular kervanında. Sanırım Roma'ya gitmeden önce ucundan döndü. Peki Jacob'un... bir tane daha var mı yoksa bitti mi? Sanki bir sana tane inanıyoruz. Daha. Ben sana bu yüzden sordum. Ha veda 1986'lar EYT'ye başvurabiliyor mu diye aslında bu yüzden sordum. Şimdi bir tek burada hata yapabiliyorlar işte. Başka bir durumda çok fazla olmuyor. Zorladık mı biraz sizi bugün? Şeylerde, flu fotoğraflarda evet. Yusuf çok özel hazırlanmış size. Hakikaten çok zordu. Ama... Bir de bence flu fotoğraflar herkese benziyor. Herkese yani benziyor. Formada anlayabiliyoruz artık. Bir yerden sonra formaları da artık ama yani Avustralya'yı da anlamazsın yani. Ne yok ama şey güzeldi bu. Çok iyi tahmindi. Bence günün en iyi tahminiydi bence. Günün en iyi tahminiydi bence de. Günün en iyi tahmini Gullit bence. Evet. Ama o asist yani. Gullit orada da payım var yani. Ne diyeyim yani? Başarılarınız daim olsun artık evet, yani. Bunu söyleyeceğim. Puan, biz daha çok puan, çalışacağız. Şampiyon. Biz daha çok çalışacağız. 60'lara 50'lere falan gideceğiz yani. 60'lara 50'lere gidelim ya. Gidelim sorun değil. Onlar da çalışıyormuş bir de. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük noktalıyoruz. Hafta sonuna girdik artık günlerden cumartesi. Yine saatleriniz 23'ü gösterdiğinde son sayfada birlikteyiz. Görüşmek üzere.